günaydın efendim. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Umarız sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Bugünün çok kıymetli bir konuğu var. Kendisine büyük alkışlarla hoş geldin demek istiyorum. Doktor Yavuz Dizdar hocamız bizlerle beraber. Hocam nasılsınız? Öncelikle görüşmeyi iyisiniz inşallah diyelim. İyiyim efendim, iyiyim. Bugün iyiyim. Konuşacağımız sizinle gerçekten hem yeni bilgiler var alacağımız sizlerden, hem yeni haberlerimiz var, hem yeni kısıtlamalar var biliyorsunuz gündemimizle ilgili. Ama onun haricinde tabii ki koronavirüs kanseri tetikliyor mu sorumuz var aslında başlık olarak. Çünkü bununla ilgili de. Efendim hocam? Onu da mı söylemişler? Onu da söylemişler. Ben de az sonra aynı soruyu size soracağım. Korona günlerinde özellikle kanser hastaları nelere dikkat etmeli? Hocamızdan dinleyeceğiz. Ve özellikle meme kanserinin çaresi bal arısı zehrinde mi gizli? Bunu gerçekten hocam size sormak istiyorum. Çünkü bu çok yeni bir haber. Yorumlarınızı merak ediyorum. Kanserin sık görülen belirtileri neler? Kansere karşı hangi tetkikler yaptırmalıyız? Ve peynir altı suyu neden acaba bu konunun içerisine girdi diye soracak olursanız aynı soruyu ben de hocama soracağım. Çünkü kansere karşı koruduğu söyleniyor. Doğru mu değil mi? Az sonra hocamızdan öğreneceğiz. Programımızın ilerleyen dakikalarında ise Profesör Doktor Yavuz Yörükoğlu hocamız bizlerle beraber olacak. Biliyorsunuz önceki gün hayatını kaybeden ünlü oyuncu Haldun Boysan ile ilgili dün çok çarpıcı bir haber ortaya çıktı. Haldun Boysan koronavirüs kapma korkusu sebebiyle kalp pilini hastaneye gidip değiştirmediği için mi kalp krizi geçirip hayatını kaybetti? Yine canlı yayında hocamıza soracağımız sorular arasında olacak ve bir yandan da tabii hepimizin aklına şöyle bir soru geliyor. Koronavirüs kalp krizini tetikler mi? Kalp rahatsızlığı olanlar korona günlerinde nelere dikkat etmeli? Yine konuşacağımız konular arasında olacak. Her şeyden önce, başlamadan önce mutfağımıza da dönüyorum. Sevgili Perihan Pezuk ablamız bizlerle beraber. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ay, teşekkür ederim, çok sağ olun. İyisin? İyiyim çok şükür. Gayet iyi görünüyorsun. Çok şükür. Ne çok yapıyoruz iyiyim. Bugün hızlıca bir bakalım. Bugün lütfen. Keten tohumlu krep yapacağız. Sağlık bir kahvaltı tabağı gibi diyelim. Tamam. Bir de kabak çanağında kıymalı semizotu. Oo. Ayrıca peynir altı suyu. Da yapıyor onları olacağız. Da yapacağız. Daha sonra evet. Nasıl yapacağımızı da öğreneceğiz. Evet. Peki. O zaman ilk olarak Türkiye günlük koronavirüs tablosuna Yavuz hocamla bakmaya başlayalım istiyorum. 2 Eylül 2020 tarihine göre yapılan test sayısı 107.927, hasta sayımız 1596, vefat sayımız maalesef 45, iyileşen hasta sayımız ise 947. Uzun zamandır sizinle bu tablo üzerinden konuşma fırsatımız olmamıştı. O yüzden yorumlarınız bizim için çok çok önemli. Söz sizde hocam. Şimdi efendim öncelikle... şunu söyleyeyim, ben bu konuda yorumları aslında yaptım zamanında. Evet, evet. Sonrasında doğru. Şuraya geldi iş. Bu yorumları yapmak ne kadar akıl kârıdır, ne kadar mantıklıdır, bunu sorgulamaya başladım. Çünkü yorumlamaya başladığınız zaman insanlar kendilerine göre bir kurgu oluşturmaya başlıyor. O doğru. Kurgunun iki ucu olmaya başladı. Birisi çok korkma biçiminde, öbürü her şeye bir tarafa koyup rahat davranma biçiminde. Evet. O yüzden böyle konuşurken bile temkinli olmak gerektiğine inanıyorum ama söyleyeyim hani bu konuyla ilgili değilsiniz siz Yavuz Bey diyen arkadaşlarımız da var. Onları lütfen mazur görsünler. Evet. Sorulduğu zaman söylemek durumunda kalıyorum. Doğru. Şimdi bir kere şuna bakalım. Günlük yapılan test sayısı çok fazla arttı. Dolayısıyla siz aslında test sayısı arttığı zaman hasta sayısının da arttığını buluyorsanız bunda çok fazla şaşıracak bir şey yok. Bir şey yok. Eskiden zaten, 20 bin testlen 1200 bulunuyorsa eğer, bugün evet. Baktığımızda 107 bin testte 1500-1600'e yakın hasta buluyorsak makul eğer, bir oran gibi görünüyor. Bu oran aslında. Makul görünüyor. Peki bugünlerde hala bu kadar fazla vaka sayısıyla karşılaşmamız doğru mu? Bakanın açıklamasına göre birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz diyor Sayın Koca. Sevgili bakanımız... Sayın Bakanımızın yaptığı bu açıklamanın da tabii bir kısmını doğrusunu isterseniz revize etmek gerekiyor. Bu dalga ve pik meselesini neye göre açıkladıklarını ben bilmiyorum. Yani bize evet. Söylenen ikinci dalga gelebilir, işte Kasım'da gelebilir. Bir şeyi çok fazla söylediğiniz zaman anlıyorum ki ben o konuda bir şey gelmesi gerekiyordu. Fakat birinci dalganın ikinci piki dendiği zaman sanki böyle bir versiyon var. Bu versiyonu neye göre değerlendiriyorsunuz? Üzerinde bir barkodu var, ona göre mi değerlendiriyorsunuz? Hani sanki hani bugünlerde daha düşük vaka vakalar bekliyorduk. Artıyor. Ama ikinci seri değil, aman efendim ikinci dalga, birinci dalganın ikinci piki, bunu nasıl ayırt ettiklerini ben bilmiyorum. Yani birinci henüz dalga bitmedi, henüz sıfırlanmadık anlamında. Sıfırlanmadan bir yükselişe geçmemiz ikinci dalga olarak. Aslına bakarsanız sıfırlanmasını beklememek gerekiyor. Herhangi bir hastalık, bir enfeksiyon hastalığının bir toplum içerisinde sıfırlanması bugüne kadar tarihsel olarak çok nadirdir. Evet. Yani bunun içerisinde bir çocuk felci bir yere kadar, çiçek salgını bir yere kadar, bir yere kadar iyi aşılarsanız kızamık için geçerlidir. Ama onun dışındaki bulaşıcı hastalıkları tamamen sıfırlama şansınız yoktur. Burada da bir hastalık tablosu var. Bize
gösterilen tabloyu biz resmi verilerden bakıyoruz. Zaman zaman izleyiciler eleştirebiliyor. Siz işte onların tarafında, hayır onların tarafıyla konuşmakla alakası yok. Sonuçta veri kaynağı olarak onları arıyorsunuz ama duyum olarak etrafınıza bakıyorsunuz. Şu an hastalıkta evet bir artış var. İnsanlar telefon ediyorlar. Bende de çıktı, bende de çıktı. Ne yaptınız? İşte evdeyiz, bekliyoruz, şey yapıyoruz. Var mı bir sorun? Yok. Evet, yok bir sorun, yok bir sorun. Peki o zaman diyorsunuz. Bakanlığın aktardığı verilerinde doğru olduğunu kabul ediyorum. Hala doğru olduğunu kabul ediyorum. O yüzden insanlar işte saklıyorlar, gizliyorlar. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok değil mi hocam? Şöyle bir beklenti hiçbir zaman karşılık bulmadı. Bu testleri nerede yapıyorlar? Çıkan pozitif vakaların ya da iyileşenlerin en azından işte cinsiyetlere dağılımı, yaşlara dağılımı bu konuda detaylı hiçbir veri yok. Biz sadece her gün akşam vakti gamlı baykuş gibi bekliyoruz bugünkü rakamlar. Ve şunu da söyleyeyim, çok hızlı girilen bir süreç, uzun vadeli bir süreç, başta yorarak girildi. Yani deparla girilmeyecekti. Yavaş yavaş tempoyla girilecekti. Bu bir maraton koşusu. Deparla girince insanlar yoruldular. Yorulmuş olan insanlara şimdi aynı şeyi aynı ciddiyetle dinletmek o kadar kolay olmuyor. Yapamıyorsunuz bunu. Ama vatandaştan standart istirhamımız hep söylüyorum. En azından söylenenler mesafeymiş, maskeymiş bunlara riayet etsinler dışarıda. Hijyen konusunda zaten bir sıkıntıları olduğunu zannet. Ama sakın bunu da alıp bir korku panik unsuru haline getirmesinler. Ben küçücük çocukların uyuyamadıkları anlatılıyor. Ah canım benim. Tabii 9-10 onlar da yaşında çocuk işte hepimiz öleceksek de ölelim artık falan şeklinde. Bu dereceye getirilmiş bir tablo da yok yani yapmasınlar. Evet. Lütfen etmesinler. Çünkü özellikle beyaz yakalılar. Bakın az eğitimli diye baktığımız insanlar bu konuda daha mantıklı davranıyor. Ama iyi eğitimli dediğiniz beyaz yakalar aldıkları eğitim gereği ya çok panik içinde korkuyorlar, her şeyi kapatıyorlar, asla dışarı çıkmıyorlar. Dışarıdan hala poşetin bilmem nesini tartışıyoruz. Geçmiş üstünden 6 ay. 6 ay içerisindeki rakamlara baktığınız zaman da Türkiye bunu iyi idare etti. Halihazırda da iyi idare ediyor ama bir yandan da şunu söyleyeyim size. Hani bana erişen bilgiler naçizane vatandaş bildiriyor. Kasım'da vardı bu diyor. Evet bakıyoruz evet Kasım'da da bir şekilde var. Çünkü bizim ülke bunu daha önce geçirmeye başlamıştı. Biz bunu daha sonra karşılaştık. Fark ettik, o nedenle bir kısmı vatandaşın tahmin edilenden çok daha fazlası aslında bir şekilde karşılaşmış olma ihtimali yüksek. Gevşeme için bahane olarak kullanmasınlar. O yüzden çok söyleyemiyorum. Bu güzel bir uyarı oldu. Gevşeme için bahane olarak kullanmasa ne korksunlar panik ama önlemi alsınlar. Önlem önemli. Üzerimize düşen en önemli görev şu anda bu aslında. Siz tabii sahada da çalışıyorsunuz hocam. Şu andaki hastanedeki doluluk oranları nasıl? Valla bizim hastane şu an o hastaları almıyor korona zaten. Korona hastaları almıyor. Çünkü biz normal rutin işlerimizi aksaktır da yapamıyoruz. Biz her alanda hizmet veren hastaneyiz ama benim duyduğumuz sağdan soldan şimdi yaşımız nedeniyle şu an pandemiyle ilgilenen kesimle çok fazla alakamız olmasa bile işte asistanlarımız, onların yaşları, uzmanlar, onların yaşıtları aynı dönemden mezun olmuş olanlardan geriye dönüşler. Hani olağanüstü bir durum bildirmiyor. Yani bakanlığın söylediği ile çelişen ağır bir şey bildirmiyor. Sürekli böyle insanlar işte yalan söylüyor, hayır eksik söylüyor. Alakası yok öyle bir şey bildirmiyor. Kusura bakmasınlar. Varsa eğer bildikleri o bildiklerini biraz daha net açıklasınlar. İnsanları da tedirgin etmesinler. Bize gerçekleri söylemiyorlar acaba bizden saklıyorlar mı falan diye. Çünkü işin korku kısmına soktuğunuz zaman insanları onlar da önlem almakla sonuçlanmıyor. Bilakis her türlü önlemi reddetmekle sonuçlanıyor. Evet, bunu sabote etmekle sonuçlanıyor. Doğru. Bilakis yani hiç umursamaz hale geliyorlar. O daha fena. Daha kötü bir durum. Vaka sayıları arttıkça tabii ki test sayılarına mütakiben de diyebiliriz ya da azalmadıkça kısıtlamalar gelmeye başladı ve dün bir düğün genelgesi yayınlandı. 81 ilde sokak, köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek. Ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek düğünlerle nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanması sağlanacak. Ve hocam bununla ilgili yorumunuzu alacağım az sonra. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünlerle nikahlarda oyun oynanmasına, dans edilmesine, toplu yemek verilmesine dahil olmak üzere her türlü yiyecek içecek servisi, ikramı, paketli su servisi hariç yapılmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecek. Son olarak gelin damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılması yasaklanacak. Biz şimdi baktığımız zaman doğru alınan bir karar olduğunu düşünüyor musunuz? Yorumunuzu istiyorum. Bir de aynı zamanda
bu salgın nereye doğru gidiyor sorusunun cevabını da istiyorum. Şimdi salgın nereye gittiği konusu tartışmalıdır. Yani salgın bir yere gidiyor mu konusu da tartışmalıdır. Çünkü bir salgın gelir, başlar, belli bir nüfusu etkiler. Gelir ve gider sonuçta ama. Sonuçta belli bir yere kadar iner. Ondan sonra tamamen yok olmayabilir. Bakın daha önceki versiyon olan domuz gribi mesela Ocak ayında vardı. Ocak ayında buna bağlı Türkiye'de bildirilmiş vakalar vardı. Şu anki salgında bu şekilde devam ediyor. Sadece şunu sorsunlar insanlar. Bize bunu biz göstermesek, etmesek etraftan hissedebilir miyiz? Yani biz yaşarken böyle bir şeyin var olduğunu, evet, varlığını hissedebilir miyiz sorusunun yanıtını kafalarında sorgulasınlar. Sürekli medyadan vurgulanması, gösterilmesi, edilmesi ama düğünlerle ilgili önlemler muhtemelen yerinde de sadece düğünleri mi kapsar? Bu diğer alanlara yayılır mı meselesi var? Evet, şimdi soru işaretimiz o zaten kafada. Bizim fikriniz... vatandaşımızın tabii şöyle de bir güzelliği var. Vatandaşa normalleşin diyorsunuz, vatandaş yanak yanağa gelmeye başlıyor. Yani vatandaşın arası yok. Evet, direkt halaya giriyorlar normalleşin deyince. Çünkü normalleri halaya çekmek. Çünkü sokağa çıkma yasağı oldu ya hocam. Ondan sonra tamam artık kısıtlama yok dendiği zaman herkes kendini dışarı atmaya başladı. Tabii vatandaşın şöyle bir beklentisi daha var. Psikolojik olarak da. Başladıkları noktaya geri dönmeyi düşünüyorlar. Yani doğru, biz tabii bu öncesinde nasıl yaşıyorsak hayır öyle bir şey olmayacak. Olur. Çünkü bu anlaşılan bütün küreyi etkileyen bir sistem. Dünyanın bütününü etkiliyor. Bu etki bir şekilde bir şeye doğru yönelecek ve başa doğru en başındaki duruma erişmek muhtemelen mümkün olmayacak. Bunu bilsinler. Yani ben zaman zaman bunu söylüyorum. Hatta bu bazen bir şekilde bir Instagram paylaşımıyla bile sorgu aşamasına getirebiliyor, evet, beni. Ama şunu bilsinler, bu sonuçta bizim de içerisinde bulunduğumuz bir dünya çapındaki pandeminin parçasıyız. Dolayısıyla biz bu önlemleri alırsak, bu önlemlerin gerektirdiklerini yerine getirdiğimiz için uluslararası arenada yüzümüz ak olacak, alnımız ak olacak. Evet. Ama beri yandan baktığınızda hakikaten düğünleri bu derece yasaklamak mantıklı mı? Çaresizler efendim, onu kabul etsinler. Çünkü insanlara ara pozisyonun olabileceğini gösteremiyorsunuz. Yani ya diyorum halay çekiyorlar, evet, uzaktan bir merhaba, uzaktan bir... Gösteremiyorlar, belki gösteriyorlardı, biz de pek alışkın değiliz belki yok, o değiliz arada. Yani biz heyecanlanıyoruz, heyecanlı bir ülkeyiz. Doğru, o heyecanla birlikte durum değişiyor. Konuşmaya sohbetimizle devam edeceğiz hocam. İyi ki geldiniz. Gerçekten çok özlemişiz sizi ama Profesör Doktor Yavuz Yörükoğlu hocamız şu anda canlı yayınımızda. Bir ona hoş geldiniz ve günaydın demek istiyorum. Hocam nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Gayet iyiyiz hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Dün bir haber vermiştik. Biz o haberin ardından yeni bir haber geldi. Bir dilerseniz okuyayım, onun üzerine sizden yorumunuzu rica edeceğim. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü sanatçı Haldun Boysan'ın koronavirüs korkusundan dolayı hastaneye gidemediği, bu sebeple de değişim zamanı gelmesine rağmen kalbindeki pili değiştirmediği öğrenildi. Boysan'ın kalbindeki pilin Haziran ayında değişmesi gerektiği, sanatçının önceki gün havuz başında fenalaşması üzerine pilin değişimi için dün sabah Ankara'daki doktoruyla randevulaştığı aktarıldı. Bizim elimize gelen bilgiler şu anda böyle. Özellikle de herhalde hocam korona döneminde yaşanan en büyük sorunlardan birisi de insanların korkudan belki de hasta olmalarına rağmen hastaneye gidip tedavilerini yaptırmamaları, belki de aksattırmaları, değil mi? Doğru. Biz bunu çok sık görüyoruz. İnsanlar hastanelere gelmekten çekiniyorlar. Evet, evet. Tabii esasen hastaneler olabilecek en güvenli yerler. Çünkü buralarda çok sıkı önlemler alınıyor. Doğru. Dolayısıyla hastalarımıza önerim sağlık sorunlarını ertelememeleri ve gerektiği takdirde mutlaka doktorlarına, kontrollerine gitmeleri. Evet. Bu kalp pili meselesine biraz gelelim dilerseniz hocam. Kalp pili hangi durumlarda gerekiyor ve ne kadar da bir neye göre değiştirilmesi gerekiyor? Kalp pili takılmasını gerektiren bir sürü hastalık var. Hı hı. Haldun Bey'in rahatsızlığı neydi bilmiyorum ama sonuçta bu kalp pilleri kalp atımlarını düzenleyen hayat kurtarıcı cihazlar. Yeni nesil kalp pilleri aynı zamanda bir kalp durması ya da ventriküler fibrilasyon dediğimiz atım düzensizliklerinde şok vererek hayatı kurtarabilecek önemli bir silah. Tabii ama bunların da bir ömrü var. Evet. Genellikle bunlar 3-5 senede pilleri zayıfladığı için değiştirilmeleri gerekiyor. Evet. İşte biraz önce konuştuğumuz gibi bu insanların korona korkusuyla hastanelere gitmeleri
bir takım sağlık sorunlarını ertelemeleri gerçekten çok çok tehlikeli bir durum. Evet. Kalp pilini değiştirmediği için kalp krizi geçirmiş olma ihtimali tabii nasıl yorumluyorsunuz? Aslında öyle söyleyeyim. Yüksek veya şey demeyeyim. Siz daha iyi bilirsiniz. Tabii durumu bilemiyorum ama şu ara kalp pilinden bağımsız olarak bu korkunç sıcakları yaşadığımız günler kalp hastalıkları bakımından çok tehlikeli günler. Özellikle güneşin etkisiyle, hava sıcaklığının etkisiyle dehidratasyon dediğimiz hastaların susuz kalmaları, buna bağlı olarak kanın koyulaşması, kanın koyulaşmasına bağlı olarak da damarlarda pıhtıların oluşması kalp krizlerini ve felçleri tetikleyen çok önemli bir faktör. Dolayısıyla kalp hastalarının şu dönemlerde özellikle sıcağa çıkmamaları, bol su içmeleri ve kendilerini korumaları çok önemli. Evet, mesela spor yapmak için veya yürüyüş yapmak için kalp hastaları bu dönemlerde dışarıya çıktıklarında yürüyüşlerini kısa mı tutsunlar ya da mümkünse çıkmasınlar mı ya da ne gibi önlemler alsınlar? Yok, yürüyüş her zaman faydalı ama bunu ya sabah ya akşam serinliğinde yapmaları, kendilerini çok zorlamamaları gerekiyor. Evet. Bir de hocam son olarak şunu sormam gerekiyor size. Çünkü bu önemli bir uyarı olacak sizin tarafınızdan. Hangi kalp hastaları özellikle bu dönemlerde asla ve asla tedavilerini veya işte değiştirecekse bir pil vesaire gibi durumlarını asla aksatmamaları gerekiyor? Özellikle bu dönemlerde kritik kalp hastaları hangileri? Kısacası, kısa cevap hepsi. Yani kalp hastalıklarının hiç şakaya gelir yanı yok. Basit bir hipertansiyon dahi kontrolden çıkabilir ve hastanın ölümüne neden olabilir. Hı hı. Özellikle koroner arter hastalığı olan, yani kalbi besleyen koroner damarların daralmış olduğu durumlar kalp krizlerine en yatkın durumu oluşturuyor. Dolayısıyla bu hastaların kendilerine çok çok iyi korumaları, ilaçlarını aksatmamaları, kontrollerini aksatmamaları gerekiyor. Kan sulandırıcı kullanan da birçok kişi olduğunu biliyoruz. Yine bu dönemde özellikle dikkat etmeleri gereken bir şey var mı? Bir de aynı zamanda kalp pili kullananlar için de özellikle istiyorum hocam. Kalp pili, yani kalp pili açısından özellikle yapılabilecek bir şey yok. Kalp pili zaten görevini tıkır tıkır gören bir şey. Bunu korumak ya da ihmal etmek diye bir şey söz konusu değil. Zamanı önemli burada sadece. Önemli zamanı olan, geçti geçmedi önemli. Tabii ki. Kontrollerini düzenli yaptırmaları hastanın üstüne düşen bu. Ama onun dışında kalp pili her zaman hayat kurtarıcı olmayabiliyor. Yani eğer bir kalp krizi geliyorsa sıcaktan dolayı ya da bir korona enfeksiyonundan dolayı o zaman kalp pili de bunu kurtarmaz. Burada önemli olan hastanın kendisini genel sağlığı açısından, kalp sağlığı açısından çok dikkatli bir şekilde koruması. Evet. Şu dönemde hafif yemek lazım. Meyve, sebze, salata ağırlıklı beslenmek lazım. Susuz kalmamaya dikkat etmek lazım. Özellikle çok yanlış yorumlanan bir konu da tuz konusu. Sıcaklarda çok aşırı miktarda tuz kaybı olduğu için tuzsuz kalmamak çok çok önemli. Çok önemli. Dolayısıyla suyla birlikte mutlaka işte meyve, sebze, salatalardan aldığımız potasyum çok önemli. Diğer yemeklerle aldığımız tuz da çok önemli. Hı hı. Tansiyon hastalarıyla ilgili bir uyarı yapmak ister misiniz? Özellikle de Eylül ayında da oldukça sıcaklar geleceği söyleniyor hocam. Evet. Tansiyon hastaları da tabii bu konuda çok çok risk altında bir grup. Şöyle ki sıcak hava damarlarda genişlemeye neden oluyor. Genişleme damarda tansiyon düşmelerine neden olabiliyor. Bu normal bir insanda tansiyon düşmesi daha rahat tolere edilirken yüksek tansiyon hastasında tansiyonun düşmesi ölümcül kalp krizlerine neden olabiliyor. Evet. Dolayısıyla bu tansiyon hastalarının da kendilerini sıcaktan, susuzluktan çok iyi korumaları lazım. İlaçlarını düzenli olarak kullanmaları lazım. Ve en ufak bir sıkıntı hissettiklerinde hastaneye gitmekten çekinmemeleri lazım. Evet, en önemlisi bu herhalde. En tehlikeli ve en önemsenmesi gereken belirtilerin üzerinden minicik geçebilir miyiz hocam?
Kalp mi, tansiyon mu? Kalp krizi konusunda. Tabii kalp krizi. Yani şöyle söyleyeyim, kalp krizi genelde mutlaka önden bir belirti verir. İş ağırlaşmadan, geriye dönülmez noktaya gelmeden önce mutlaka belirti vermeye başlar. Önemli olan kişinin, hastanın bunu algılayıp algılayamadığıdır. Nefes darlığı, çarpıntı, belirsiz göğüs ağrısı, sırt ağrısı, bunlar bilinen kalp hastalığı olan kişilerde dikkat edilmesi gereken belirtiler. Dolayısıyla geçer deyip bunları ihmal etmemek lazım. Tabii kalp dendiği zaman aklımıza damar sağlığımız geliyor en başta. Damar sağlığımız için nelere dikkat etmeliyiz hocam? Vallahi kalple damarları birbirinden ayırmak mümkün değil. Bunlar aynı sistemin parçası. Kalp için geçerli olan her şey damarlarımız için de geçerli. Peki hocam, biraz önce söylediniz yani ağır yememek lazım diye. Özellikle neleri tüketmeliyiz, neleri mutlaka tüketmeyin özellikle bu dönemlerde? Çünkü son 90 yılın herhalde en sıcak Eylül'ü yaşanacak. Bu dönemlerde yiyeceğimiz, içeceğimiz su, evet dedik ama yiyeceklerimiz de önemli. Yani şunu yiyip sokağa çıkıp güneşin altına gitmeyin diyebileceğiniz uyarılarınız da var mı? Var tabii. Şimdi burada söz konusu olan şey damarların içindeki kanın akışkanlığı. Dolayısıyla biz ağır yemek yediğimiz zaman, yani yağlı yediğimiz zaman, et ağırlıklı beslendiğimiz zaman ister istemez kanın akışkanlığında bir azalma olur. Kan koyulaşır. Eğer bu bir de sıvı almada bir yetersizlikle olursa, birleştiği takdirde bu çok tehlikeli bir kombinasyon oluyor. Dolayısıyla yağlı yemeklerden, kızartmalardan, etlerden şu ara uzak durmak lazım. Bizi sağlıklı tutan şeyler vitamin, mineral ve antioksidanlar. Bunların da hepsi meyve, sebze ve salatalarda var. Şu dönem yapılacak şey zaten işte yaz yemekleri genelde sağlıklı. Bu tür bir beslenme tutturmak, susuz kalmamaya özellikle dikkat etmek, tuzsuz kalmamaya dikkat etmek ve de sıcaklarda özellikle bu sadece kalp hastaları için değil, kalp hastası olmayan normal dediğimiz kişiler için de geçerli. Sıcak havalarda gidip kendini hiçbir şekilde zorlamamak lazım. Bunlar vücuda, kalbe, damarlara gereksiz bir yük bindirir. Kahramanlığa hiç gerek yok. Gerek yok değil mi? Yine bu dönemde maden suyu ve soda da tüketimi, kaybettiğimiz mineralleri geri almamız için yeterli olur mu? Yoksa suyun yeri bambaşka mı dersiniz hocam? Suyun yeri tabii bambaşka. Maden suları da içilebilir ama sonuçta dediğiniz gibi maden suları adı üstünde içinde çok yoğun miktarda mineraller bulunduran bir gıda. Evet. Dolayısıyla eğer siz bunu çok fazla alırsanız gereksiz özellikle kalsiyum alımı gerçekleşebilir. Dolayısıyla hani bunu da istemiyoruz. Her şeyi ölçüsünde tüketmek lazım. Anladım. Bir iki tanenin de bir zararı olmaz. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Kalp rahatsızlığı olanlar veya ailesinde böyle bir hikayesi olanlar, genellikle kalp krizlerinin sabaha karşı geçirildiğini eğer düşünürsek kendilerine özellikle bu sıcak dönemlerde ne önerirsiniz? Valla biraz önce söylediğimiz şeyler bunun için de geçerli. Kalp krizlerinin sabaha karşı daha sık olduğu doğru. Evet. Bunun da sebebi bizim sirkadiyen ritim dediğimiz biyolojik ritmimizin sabaha karşı kortizol hormonunun artması, buna bağlı olarak da kan damarlarında büzüşmelerin oluşması, tansiyonun yükselmesi ve kalbe o dönemde bir risk, bir baskı, bir yük oluşturmasından kaynaklanıyor. Evet. Biraz önce saydığımız önlemler dışında özellikle bu sabaha karşı gelen kalp krizlerine karşı yapılacak çok fazla bir şey yok. Ancak ilaçların düzenli kullanılması, özellikle tansiyon ilaçları birden fazla kullanılıyorsa bir tanesinin mutlaka yatmadan önce alınması sabaha karşı oluşacak tansiyon yükselmelerine karşı bir koruma sağlar. Peki. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. En yakın zamanda sizle görüşmek üzere diyoruz.
İnşallah, sağ olun. Ve daha sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Amin, inşallah hocam. Ve bir kez daha sevilen oyuncu Haldun Boysan'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Ve hocama dönmek istiyorum, Yavuz hocama. Özellikle bu korona döneminde kanser hastaları nasıl etkilendi ya da ne kadar etkilendi? Tedavileri aksadı mı? Tedavilerinde bir aksama olmadı. Biz tedavileri durdurmadık. Ama kontrole gelen hastaların, zaten uzun süreden beri kontrolde olanları gelmekten çekindiler. Evet, evet. Biz de zaten onları bu konuda anlayışla karşıladık. Kontrollerinin arası açıldı ya da gelmeseler bile daha sonra aradıkları zaman sistemden en yakın zaman neyse o konuda onlara randevuları verildi. Ama diğer hastaların bir kısmı hastalıklarının olmasını bilmelerine rağmen tabii başvurularında bir gecikme yaşadılar. Gecikmenin sebebi ortamın onları korkutması, korona nedeniyle olan olmaları. Korku. Bu tedirgin olma hali genel olarak toplum için geçerlidir. Çok fazla beslenmemesi gereken bir durumdur. Sevgili hocam anlattı. Hastaneler aslında en temizlik, hijyen durumuna baktığınız zaman en güvenilir alanlardan bir tanesini oluşturuyor. Dışarısı gibi değil. Ve bu önlemler alınmışken sizin buraya girdiğiniz zaman işte ben buradan hastalık kapacağım, dışarıdan getireceğim diye aklınızda kurguya gitmeniz durumunda bunun sonrası çok hayırlı gelmiyor. Çünkü korona ile birlikte, koronanın sonrasında ben size söyleyeyim, yaklaşık herhalde bir üçüncü ayında falan bir şekilde bu etrafı dinlemenin etkisi genç erkek kalp ölümleri çok fazla oldu. Ah, inanmıyorum. Yani ani ölümler, çoğu ani ölümler olarak. Yani böyle kriz gibi değil, sabahleyin işte gelen ya da işte zaten bilinen hastalığı. Hayır, öyle değil. Bir anda ortaya çıkan, hiçbir şey yapılamayan bu şekilde çok fazla vaka oldu. Bu koronanın etkisi midir? Olabilir. Çünkü virüsün etkinliği bir şekilde bir reseptöre karşı. O reseptörlerde kalpte de var, akciğerde de var. Kalbe de başka yerlerde de var. Tabii ki başka yerlerde de var. Dolayısıyla aslında yeni olan bir şeyi biz de klinik olarak yeni yeni öğreniyoruz. Onunla ilişkili olup olmayacağı konusunda bir şey söylemek de mümkün olmadı. Yani şu anki bilgiler ışığında şunu anlamalı mıyız? Yani koronavirüs eğer kalp hücresine tutunursa, genç yaşta da olsa kalp krizini tetikleyebilir mi? Hayır, bunu söylemek mümkün için erken. Bu şeyi söylemek erken ama insanların korku potansiyelleri çok yüksek. Doğru. Sırf korku nedeniyle de insanlar inanılmaz derecede yükselmiş olarak yaşıyorlar. Yani bu yükselmiş olma durumu onların kırılganlaşmasına neden oluyor. Dolayısıyla olmadık bir hadiseyle karşılaştıkları zaman yani bir an nüzül geldi, bir an indi işte, evet, bir an evet. İşte tık dedi gitti, kalbi dayanamadı. Kuş kalbi gibi oluyor. Kuşlar doğru. Çok hassastır. Kalp açısından yüksek seslere, ani patlama, bu tür şeylere karşı hakikaten durma şeklinde reaksiyon verebilirler. İnsanlar da eğer kendilerini aşırı korku haline getirecek olurlarsa bu şekilde olmaya başlıyor. O yüzden lütfen önlemlerinizi alın. Aldığınız önlemlere rağmen kendi içerinizde büyük bir panik, büyük bir korku, işte mahvolduk, bittik falan, bunu sakın beslemeyiniz. Çünkü 6 ay geçmiş olan durum, tablo bu. Bu tablo iyi. Buna göre baktığınızda bundan sonrasında çok daha kötü, işte biz de mahvolacağız, yıkılacağız diye içinizde bir korku büyütmenin anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Anladım. Şimdi az sonra yine meme kanserinin çaresi bal arısı zehrinde mi gizli sorusunu Doktor Yavuz hocama ileteceğim. Ama ondan önce konuyla alakalı bir sosyal medya sorumuz var. Kemoterapi görüyorum ama korona olmaktan çok korkuyorum. Nelere dikkat etmeliyim demiş. Korkmalı mı bir kere, ona bakalım şimdi. Kemoterapi ağır bir bizim tedavi görüyor bir yandan da. Korona enfeksiyonuna duçar olmuş olan tabii ki oldu. Ancak şunu söyleyeyim size. Bu hastalar koronadan bizim bildiğimiz gibi etkilenmiyorlar. Çünkü bu enfeksiyonun şöyle bir özelliği var efendim. Millet zannediyor ki virüs nedeniyle insanlarda ölümcül seyrediyor. Virüs nedeniyle ölümcül seyretmiyor. Vücutta oluşan reaksiyon nedeniyle ölümcül oluyor. Yani virüs çoğu insanda zaten, çoğu insanda %90'ın 95'in üstünde zaten bir şekilde enfeksiyon olarak atlatılıyor. Büyük bir kısmının da bundan haberleri olmuyor. Haberleri olmayanları zaten sevgili bu camiadan arkadaşlarımız net olarak söylüyor. Bunların bir kısmı acaba süper bulaştırıcı mıdır falan diye aklımızı iyice karıştırıyorlar. Ama büyük bir kısmı belirtisiz atlatılıyor. Ama belirtinin çıkmasının nedeni de bizim bünyemizin buna karşı verdiği tepki. Bu tepki bizim ne yazık ki kullandığımız kemoterapi ilaçlarıyla zaten baskılanıyor. Yani öyle bir dengeleme meydana geliyor. Hatta bir ara tamamen alakasız bir şekilde acaba düşük doz akciğere ışın verilse kurtarıcı olabilir mi diye sorgulaması da yapıldı. Bunun daha uygulaması yapılmadı ama böyle mantık olarak neden olmasın sorgusu
Neden olmasın sorusu. Evet. Çünkü o reaksiyonu bastırabilirseniz o hastalar kurtuluyor. Yok reaksiyonu bastıramazsanız. Evet. Bu bir zincir reaksiyonu gibi. O zincir reaksiyonu vücudu daha dönülmez yere doğru sürüklemeye başlıyor. İleriki yaşlarda rezerviniz azaldığı için siz bu reaksiyon başlarsa eğer bundan kurtarma ihtimaliniz azalıyor. Ama gençlerde istisnalar kaideyi bozmaz, tekrar söyleyeyim. Diyerek. Gençlerde bu tür bir durum rastlanılan bir durum değil, görülen bir şey değil. Peki. Bir diğer sorumuz, koronavirüs pandemisi hepimizi evde ekmek yaptırttı. Ekmek kanser riskini arttırır mı? Yani gerçekten sosyal medyadan da ekmek ve kek kokuları yükseldiğini gördük bir dönem gerçekten. Ekmek kek kokusu yükseldi. Bu sadece Türkiye'de değil. Komik olan Amerika Birleşik Devletleri'nde birinci sıra değil ama ikinci sıraya yerleşmiş olan ekmek makineleri. Onlar zaten yani sağlık açısından hiç alakaları olmayan millet birinci seviyede satılan başka bir şey, hijyenle ilgili bir malzeme satılıyor. Ama ikinci derecede satışları aksetmiş olan evde ekmek yapımı için kullanılan makineler. Bunları satmışlar. Şunu söyleyeyim, evde yapılan ekmeğin kanserle tabii ki bir alakası yok. Evde yapılan ekmek daha sağlıklı mı? Kesinlikle daha sağlıklı. Tabii. Yani yapmayı becerebilen varsa. Evde çünkü ekmek yoğurmak o kadar kolay bir şey değil. Yapan yine yapıyor da ekmeği yoğurarak. Makineleri var hocam artık. Oraya geliyor. Onlar da yoğurma makinesi. Zaten onun da fiyatları çok arttı dediler. Yani rakamlar inanılmaz şekilde. Bu ara evet coşmuş bir olabilir coşarak, talepten dolayı. Gitmiş talepten dolayı onu söylediler. Ama bunun bir kanserle bir başka şeyle alakası yok. Bunun sadece pandeminin kötü etkisi. Evde kalmanın, daha doğrusu bu korku nedeniyle dışarıda çok fazla olamamanın etkisi aslında kilo almak oldu. Kilo almak ve efor kapasitesini kaybetmek. Azalması. Eforun azalması yani o bir basışta ben işte bilmem nereye gidip geliverdim dışına çıkmak, onu artık yapamamak insanları bir süre sonra daha fazla bezginliğe itiyor. O bezginlik durumu daha fazla yemeği, daha fazla televizyon karşısında oturmayı, hiç hareket yapmamayı getiriyor. Ben doğru. Kendimden söyleyeyim. Doğru. Nasıl açtığımı da söyleyeyim size. Yani ben düzenli olarak yürümeye başladım. Ama yürüme deyince öyle hani 200 metre yürüdüm, 500 metre yürüdüm değil. Yani bir haftayı mesela 6 gündü sanıyorum. Yani 50 kilometre civarında yürüyerek geçirdim. 6, 6, 8, 10 falan şeklinde. Diye. Ondan sonra normal poşeye gelince tamam, ondan sonrasında sağlıklı birazcık kalmaya daha devam. Evet. Artık ara verebiliriz ama insanlar çok fazla eve boşanıyor. Şimdi sıcaklar nedeniyle de lütfen sabahın erken saatinde de olsa şöyle bir dışarıya günlük rutinlerini bozmasınlar. Evlerinde artık bu iş bitmeyecek, mahvolduk biz düşüncesine kesinlikle gelmesinler. Çünkü nereye kadar kapatabiliriz kendimizi? Kapatamazlar efendim. Bir haksızlık yapıldı, onu da söyleyeyim. Buyurun. 65 yaş lafı aslında bir sayıyı ifade ediyor. Yani ben nice 65'ler bilirim, 75'ler bilirim. Benim potansiyelimin çok daha üstesini götürür. Doğru, çok üstünü oldu. Gösterir. Olan ama oldu, kimi doğru. Bazı 50'ler vardır, onlar da daha böyle yaşlı gibi görünüyor. Hiç alakası yoktu. Bunu en azından bir sağlık kurulu raporuna bağlayabilirlerdi. Bir doktor raporuna bağlayabilirlerdi. Yani doğru. Bu rakamı koydukları anda o insanlar moral tövbe olarak altına kaldı. Bir ve, sürü hala, hepsi yani. ve hala hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası yok. Lütfen bu konuda daha mantıklı kararlar almamız gerekiyor. Aksi takdirde o insanlar bizim toplumun belleğini oluşturuyorlar. Evet, o belleği kaybedersek, çünkü uzun süre evde yalnız oturmak da aslında bu belleğin yavaşlamasına neden oluyor. Belki İnsanlar de konuşa sağlıklıydı. Konuşa. Belki de sağlıklıydı. Aynen öyle. Belki yani de belki sağlıklıydı. De daha, daha bellek kaybı, hatırlama kaybı, bir takım zaaflar ortaya çıkmaya başlıyor. 65'ler aralarında konuşurlar konuşmazlar ama sabahın erken saatiymiş, işte gecenin bilmem nesiymiş. Yürüyüş yapacaklar, dolaşacaklar. Günlük işlerini sakın ihmal etmesinler. Yani ben yapmayan adam yapmadığım kadar evde bir şey yapmaya başladım. Yemek, memek anlamında. Ben normalde öyle şeylere çok fazla bakmam. Yani millet beni yemek gurusu falan zannediyor böyle siz hiç alakam da yok. Sadece biliyorsunuz ama yapmıyorsunuz. Bilirim. Annemden de bilirim nasıl yapılacağını. Daha fazlasını ama ona rağmen bu bir meşgaledir. Günlük yaşamın lüksüdür efendim. İnsanın evinde yemek yapabilmesi yani telefonla çok, da yapabileceğiniz doğru. işi aslında evet. evde yap. Bu bir lükstür. Bu bir yaşam standardıdır. Bu standardı kaybetmemek adına oradaki kenardaki köşedeki manav neyse. Çünkü bu 1,5-2 saatinizi alır ve günün büyük bir kısmını doldurur. Ondan sonra da keyiflen oturur yersiniz. Bu dönemi iyi değerlendirebilmek, faydalı değerlendirebilmek gerçekten önemli. Az sonra Doktor Yavuz Dizdar hocama meme kanserinin çaresi bal arısı zehrinde mi gizli diye soracağım ama ondan önce bir haberimiz var. Haberimiz gelsin.
Kanseri 4 yıl öncesinden tespit etmek mümkün olabilir haberimizin başlığı. Bilim insanları kanserle mücadelede erken teşhisin önemini ortaya koyan çalışmaya imza attı. Uzmanlar geliştirilen kan testiyle 5 kanser türünü 4 yıl öncesine kadar tespit edebilmeyi başardığını açıkladı. Bu test yoluyla tespit edilebilen kanserler mide, yemek borusu, kalın bağırsak, akciğer ve karaciğer kanserleri. Valla doğrusunu isterseniz her sene böyle birkaç tane haber çıkar. İşte 4 yıl önce kokudan buldu, işte köpeğe koklattı, analizöre sordu falan filan şeklinde. Evet, bunların pratikte uygulamaları yok. Yani onların yaptıkları başarılı araştırmalarını lekelemek olarak lütfen algılamasınlar. Bir şeyi 4 yıl önceden saptadığınız zaman ortada görünür bir şey yoksa o zaman ne yapalım? Midesini mi alalım? Yani bunda varmıştır mutlaka. Bir de ne kadar tararsak, da bir hani... Nereye kadar gidecek? Çünkü insan vücudunda kanser hücreleri sürekli olarak oluşur ve kontrol altına alınır. Kanser hücresi bizim vücudumuzun bir parçasıdır. O parça özelleşmemiş formdur. Siz ona baktığınız takdirde görürsünüz. Halbuki 2 saat sonra o normal hücre haline de geçebilir. O zaman şöyle sorayım size. Kanser hastası olduğumuzu nasıl anlarız? Kendimiz anlayabilir miyiz? Bakın, kanser hastası olmak ile tümör sahibi olmak. Yani çoğu insanın işte bende tümör buldular, işte mememde taramada çıktı dedikleri çıktı. Şeyle hastalık durumu birbirinden farklı. Söylemeye, ifade etmeye çalıştığım hep bu. Aslında. Özellikle bu. Çünkü hastalık halinde insanın işte şu kadarcık yine bir şeysi var fakat buralarında korkunç ağrıları var, kilo kaybı var, büyük halsizliği var, iştahsızlığı var. Bu kanser tablosudur. Ama orada bir şeysi var, akmıyor, kokmuyor, bir şey olmuyor fakat tanıya baktığınız zaman yine bu evet habis huylu bir şey diyorsunuz, kötü huylu bir şey diyorsunuz. Bu kanser tablosuyla aynı şekilde örtüşmez. Yani ikisinin biyolojik tavırları, seyirleri birbirinden farklıdır. Bir tanesinde yapılabileceklerin ne varsa yapılmasını gerektirir. Diğerinde ise siz daha makul, daha ılımlı davranabilirsiniz. Bu bir tartışma konusu ama tıbbın içerisinde de tartışma konusu. O yüzden insanlar genel olarak kendilerinin doktorları olacaklar. Vücutlarınız böyle derinden dinlemeyecekler ama ya ama bu böyle de olmazdı. Hani kendinden haberdar. Farklılıkları farkında olmak yani. Haberdar olup farklılıkların farkında oldukları zaman o zaman başvurabilirler. Şu dönem içerisinde sırf tarama amacıyla akciğer taraması yani bu taramanın ifadesini de şöyle söyleyeyim. İnsanlar iyi bilsinler bu bir ara bir haber olarak geçti ve kayboldu gitti. Bir yığın bilgisayarlı tomografi çekildi. Korona enfeksiyonunu saptamak amacıyla. Bunların %10'unda dediler. Bir şekilde kanserli doku bulduk. Amaç dışı olarak bulundu. Yani %10 çok büyük bir rakam. 600 binin %10'unu baya büyük bir rakam. Yani mevcut hastalık yükünden belki daha fazla. Ama bunlar herhangi bir şekilde hastalığa aksetmemiş, hastalık formu oluşturamamış, saptanmış durumlar. Ha bir kere saptarsanız taş kuyuya atılmıştır, müdahalede bulunursunuz. Ama böyle 4 yıl öncesinden bunu saptadık derseniz insanların yaşamları da bellidir. Yani 80 yaşadığını varsayın, 80 yıl öncesinden sizin Hakk'ın rahmetine kavuşacağınızı zaten biliyoruz dediğinin demekle farklı bir şey değil bu. Doğru, haklısınız hocam. Şimdi kanserin oluşumunu az sonra canlı yayında sizlere izleteceğiz ve hocamıza tabii ki yorumlatacağız. Ve ardından belki de günün en önemli sorusu son zamanlarda belki erkeklerle de görüldüğünü gördüğümüz tabii ki daha sık olarak da kadınlarda görülen meme kanserinin çaresi bal arısı zehrinde mi gizli sorusunun yanıtını hocamızdan alıyor olacağız. Kısa bir reklam. Reklamlardan sonra buradayız. Evet, Çağla ile yeni bir gün devam ediyor. Doktor Yavuz Dizdar hocamız konuğumuz. Bir haberle ilgili az sonra önemli bir cevap alacağız kendisinden. Olur. Ki sorumuz şöyle olacak. Meme kanserinin çaresi bal arısı zehrinde mi gizli? Günün en önemli sorusu ve az sonra cevabını alıyor olacağız ama ondan önce kansere geri dönüş yapmak istiyoruz. Kanser vücutta nasıl oluşuyor? Hücrelere nasıl yerleşiyor? İşte canlı yayında ekranlarınızda hocamız anlatıyor olacak. Buyurun hocam. Tabii. Gelsin görüntülerimiz. Şimdi böyle görüntüleri aslında görüntüler gelsin. Bir akciğer görüntüsünü veriyor. Sağ akciğerin ana bronşlarından bir tanesinin içerisinde bakın bazı hücrelerin burada az evvel izlediğim için söylüyorum. Yapının altında çoğalmaya başladıklarını gösteriyor. Bu çoğalma işlemi DNA'daki kırıktan oluyor lafı genel bu bizim içine sığındığımız özürdür. Onu söyleyeyim size. Bir durduralım burada. Her zaman çünkü DNA'daki kırıkla ilişkili olup olmadığı bilinmiyor. İnsanlar kanserin uzun süre neden olduğunu bilmiyorlar. Ama 1950'lerden sonra hastalık çok fazla artmaya başlıyor. 1950'den önce de kanserler var. Fakat 1950'den sonra bu büyük olasılıkla biraz sistemin kimyasallaşmasıyla ilgili olan durum.
Yani tarım sektörünün içerisine çok fazla kimyasalı sokuyorlar. Çok büyük üretim yapabilmek adına. Ondan sonra nasıl olduklarını anlamadıkları şekilde bu tümörlerin, bunların içinde özellikle meme kanseri var ve özellikle lenfomalar var, lösemiler var. Yani kan kanserleri var. Bunların arttığını görünce bunlar bir arayış başlıyor. O arayış bizi bugüne kadar getirmiştir. Fakat tabii ki kurguyu kurarken siz nasıl oluyor bu diye bir kafanızda model oluşturmak zorundasınız. Bu modelin gerçek model olup olmadığı meselesini bilmiyoruz. Yani elimizde şu anda net bilgi var mı hocam? Yok. Hiçbir zaman için tıbbın içerisinde çok böyle net bak bu budur şeklinde bilgi olmaz. Biz varsayımları bir noktada görürüz, sonrasında görürüz. Aradaki boşlukları doldururuz. O boşluklar da dolarken devam edecek olursanız buradan bir tümör hücresinin oluştuğunu, işte tümör dokusuna dönüştüğünü, burada ama biraz geri alın lütfen, hemen geri alınız diyeceğim şimdi. Evet. Geri alınızdan kasıt şu. Bakın burada tümör kitlesi oluştu. Fakat tümör kitlesi etrafa damar göndermiyor. Damarlar tümör kitlesine gidiyor. Evet. Evet, gördük. Bu şu anlama geliyor. Damarın tümör kitlesine gidiyor olması aslında çok özel bir ifadedir. Bu bir embriyonun, bir ceninin gelişimi sırasında ta en başında yumurtanın sarısına kan damarları göndermesine benzer olan bir durumdur. Doğru. O nedenle bu sistemi siz açıklamaya çalışırken bu yoruma gidemezseniz eğer bu sonuçta bir çizgi filmdir. Yani çizgi filmin içerisinde bizim aklımızın almasını kolaylaştıracak figürlerin olması, işte orada tümör hücreleri gibi bir şeylerin çoğalması, bu çoğalanların anlam nerededir? Anlam vücudun onu beslemesi konusunda. Yani damarların onun üzerine... Damar ona doğru gidiyor. Bu bir şekilde derler dışarıya bir takım faktörler salgılatıyor. O salgılanan faktörler damarları uyarıp kendisine çekiyor. Doğru olabilir, doğrudur. Hı-hı. Nitekim doğrudur. Bunun deneysel modellerine bir takım modeller var. Böyle gözünüzün önünde olabilecek modeller. Onun içerisinde deniyorsunuz. Hakikaten bu doğrudur. Zaten bazı ilaçlar bu kan damarlarının ona erişimini engellemek ya da damarı uyaracak olan neyse bu faktör onu engellemek üzerine kuruldur. Hmm. İkisinden de bir mantıkla ilaç üretebilirsiniz. Evet. Ama şu gördüğünüz genel devam tablo edelim, tekrar devam edebiliriz. Bakın şurada damarın nasıl gittiğini görüyorsunuz. Sonra bu damarlanma olunca artık tümör damarın içerisine de girebilir hale gelir diye bize söylemişlerdir. Yani tümör hücresi artık damarın içinde kanda dolaşmaktadır. Sağ sonra bu dolaşan, aha şu dolaşmakta olan hücre bir yer bulursa kendine orada yerleşir ve çoğalır. Hmm. Peki hocam diyorsunuz o zaman insanda en çok olan doku kas dokusu. Bu niye kas dokusunun içerisinde yerleşmiyor da hep karaciğere, akciğere, beyine falan gidiyor? Mesela nasıl buluyor yolunu, neye göre nasıl seçiyor? Nasıl buluyor? O zaman biraz böyle şiir gibi bir açıklama böyle. Toprak ve tohum ilişkisidir der. Gibi. Yani nasıl diyorsun? Her tohum her toprakta olmaz der. Peki abi diyorsun, kapatıyorsunuz. Yani yapacağınız bir şey yok. Çünkü açıklamayı bulamadığınız noktada hafif böyle bilimsellikten uzaklaşıp toprak tohum ilişkisi dediğiniz anda o zaman zaten çok fazla açıklaması yok olduğuna kanaat getiriyorsunuz. O zaman tümör kanser ilişkisine bakalım. Her tümör kansere dönüşür mü diye konuşalım. Hayır. Eğer oradaki o tümör varlığını sürdürüyorsa, büyümüyorsa, etmiyorsa, sağa sola şey yapmıyorsa bu aslına bakarsanız kanser anlamına gelmez. Ama bazen küçücük bir tümör, bu 1 santim, 2 santim görebiliyoruz. Hastada fırtınalar yaratacak kadar çok metabolik etki meydana getiriyor. Yani iştahını kesiyor, kilo kaybına neden olabiliyor. Sizin yapacağınız ne? Onu oradan bir uzaklaştırmak. İkincisi, onun büyümesine imkan sağlayan doku özelliğini aslında değiştirmek. Hmm. Tıbbın algısı hep hücrenin ortadan kaldırılması. Nasıl çünkü ile? Biz de ne olursa olsun çizgi film karakterleri ya da savaş senaryolarıyla bir oluşuyoruz. Hmm. Yani bir hedef var, biz bu hedefi yok edelim. Yok edersek ne olacak abi? Hepsi şey. Hayır, öyle olmuyor. Siz dokunun içerisinde o dokuya o tümörün yerleşmesini engelleyebilirseniz yine aynı şey olur. Doğru, anladım. Yani o boşun boşuna dolaşır. Sonunda bir yerde onun da hayatiyeti sonlanacaktır. Tedavi stratejinizi değiştirin diyoruz. Vücudunuzu peki nasıl böyle bu hale getirebilirsiniz? Düzenli olarak egzersiz yapacaksınız lafı orada karşılık buluyor. Çünkü bakıyoruz pelte gibi insanlar da çıkıyor. Yani çok fazla böyle egzersizle vücudunuzu dinç tutacaksınızın karşılığı bu. Sizin oksijen kullanmanız yok, işte radikallerle savaşan bilmem antioksidanlar almanız, üretmeniz. Yani sizin vücudunuz fitse eğer, bu fitliği siz sürdürürseniz bunun içerisinde bir hücre oluşsa bile barınamaz, diğer dokulara dağılamaz, yerleşemez. Aile hikayesinde olsa bile bu ihtimal. Çünkü aile hikayeleri artık bir şey ifade etmiyor. Etmiyor değil mi? O aile hikayesi olan
kanser tabloları ailede hemen hemen her bireyde vardır. Şimdi bugünkü yaşamımızda şöyle bir düşünün. Bizim dünyamız ne zaman değişti? İşte 60'larda falan artık değişmeye başladı. Yani yurt dışından gelen işte içerideki üretim metotları vesaire bu değişti. Bu aşağı yukarı bir 50-60 yıllık yıl zaman sürecini. Biz yeni tanı metotları bulduk. Yani eskiden bir tane ultrason bile çektirmek zordu. Şimdi neredeyse tarama amaçlı sürekli rutin yapılan tetkikler var. Diyorum ya sadece virüsü taramak için bile yapılan tetkiklerde 60 bin civarında yeni vaka olduğu tespit edilince dikkatler o tarafa doğru çekildi. Şu an onun üzerine gitmeyecekler. Madem bu şekilde biz bunu saptıyoruz, bu sapladıklarımızın hakikaten hepsi kanser olarak mı nitelendirilmeli? Bana göre değil. İkincisi, bu kadar tanı imkanı olduğu zaman eskiden saptanmamış olan bir şeyi artık saptıyorsunuz anlamına geliyor. Ve dolayısıyla ailede olmuş olmasının artık bir ehemmiyeti kalmıyor. Çünkü artık anladım. O kadar çok elimizde, yani nereye merceği tutsanız bir şey görüyorsunuz. Nereye baksanız bir şey buluyorsunuz. O zaman da tabii ki tıbbın bulunduğu iklim değişmeye başlıyor. Nasıl dünyada iklim kayması varsa tıpta da iklim kayması olur. Evet. Siz bakış açısını değiştirirseniz her şey değişir. Kesinlikle katılıyorum hocam. Kanserle ilgili 10 kilit sorumuz var. Devam ediyoruz. Bir diğeri şöyle geliyor. En tehlikeli kanser türü nedir? Valla en tehlikeli kanser tedavi etmekte zorlandığımız. Bunlar genellikle kapalı alandan çıkan, dolayısıyla belirti vermesi geciktiği varsayılan, genellikle de sindirim sistemi ve onunla birlikte gelişen işte akciğer, pankreas vesaire beyin tümörlerinin belli bir grubu. Onlarda mesela sorun yaşıyoruz. Evet. Çünkü tanıya gittiğiniz anda zaten aslında hastalık belli bir aşamaya geçmiş oluyor. Ve ondan sonrasında ne yapacağınızı çok fazla kestiremiyorsunuz. Standart tedavileri uyguluyorsunuz. Ama onun dışında böyle en tehlikeli kanser türü şeklinde işte en çok havlayan, en çok ısıran falan tarzında bir şey söylemek çok doğru olmaz. Bu derken tanının da önemi aslında ortaya çıkıyor biraz. Bir yerde sanki ortaya çıkıyor da çok kısa süre içerisinde ortaya çıkan vakalar da var. Yani adam çok ciddi bir travma yaşıyor. Travmanın tetiklemesi o yüzden çok hatalı değil. Travma insanı tetikler. Bu sabahleyin hocamız dedi ya kortizon salınıyor. Günün ritmine uygun olarak benzer şekilde o kortizon tabii çok yüksek travmada aynı şekilde salınmaya başlıyor. O nedenle bazı hastalıkların, bazı kanserlerin travma sonrasında üstesinden gelemeyecek ağır depresyon sonrasında görülmesi çok rastlantısal değil. O nedenle en tehlikeli değil, tedavi edilmesi güç en olan, güç olan biraz daha gecikmiş olanlar diyebiliriz size. Bir diğer sorumuzda az önce sordum ama minik üstünden geçelim diyorum. Kanser hastası olduğumuzu nasıl anlarız? Hastası olduğunuzu anlamaya çalışmayınız derim. Çünkü buluverirler. Ama bir kronik halsizlik, yani yemenize rağmen kilo alamama, kaybetme, iştahsızlık vesaire gibi durum ya da beden fonksiyonlarınızda değişiklik. Bunlar çok böyle temel sorular. İşte nedir? İşte sindirim sistemim artık eskisi gibi değil. Eskisi gibi rahat hazmedemiyorum. Eskisi kadar rahat değilim. İşte o geliyor, oturuyor buraya, kalıyor veya işte nefes almakta kısmen zorlanıyorum ama iyice bitkinleştim. İşte iki kat çıkmakta da artık kesiliyorum falan durumu varsa bunun peşinden gidin, araştırın. Araştırın mutlaka ki ama benim şuramda var bir şey. İşte 25 yıldır, 30 yıldır duruyor öyle derinin altında. Bunu tutup araştırmaya kalkarsanız ben size söyleyeyim bundan da bir şey çıkabilir. Benim sözüne ettiğim o. Elinizin altında ve bir şey olmayan bir şeyin üstüne gideyim diye düşünmeyin. Ama değişiklik oluyor, büyüyor. İşte yapısı değişiyor. Hissedilen bir farklılık var tabii ki o zaman üstesine. Bakmakta fayda var. Evet hocam. Evet. Devam ediyorum. Biyopsi kanseri yayar Yok mı? Yok efendim. Bugüne kadar biyopsinin kanseri yaydığına dair biz bir şey görmedik. Hani bazen vatandaşın arasında şey var. Bazen biyolojik karşılığı da olabilir diye baktığım bir şey. Bıçak değdiği zaman işte orası alevleniyor falan şeklinde. Bu genel kural değil. Genel geçerli kural değil. Nadiren ama destekleyen vakalarda görmüyor değiliz. Görmüyor değiliz. Bir şeyin uyarılması. Ama genel olarak hayır biyopsi kanseri yayar diye bir kavram yoktur. Bir diğer sorumuz şöyle, her kanser ölümcül müdür hocam? Yok, hayır. Yani her kanser tedavi ederseniz niye ölümcül olsun ki? Kanserlerin bir kısmı zaten %99 diyeyim size. Hadi %100 demeyeyim ama aslında %100 de yenilebilecekleri var. Tedavi olurlar. O yüzden hepsi aynı şey değil. Kanser dediğiniz böyle geniş bir hastalık spektrumu.
Bu spektrumun bir ucunda çok zorlandıklarımız var. Ama bir ucunda da yani ne yapsanız rahatlıkla tedavi edecekleriniz var. Hı hı. Ama başlık olarak hepsi Dünya Sağlık Örgütü'nün sınıflamasında kanser altında yer alır. Evet. Dolayısıyla birisi kanser derse kelime olarak yanlış değildir ama hastalık olarak kanser özelliği göstermez. O nedenle her kanser ölümcül değildir. Değildir. Çoğu tedavi edilebilir, tamamen tedavi edilebilir. Evet. Sadece yeterince doğru tedavi edildiğinden emin olmamız lazım. Peki şunu sormak istiyorum. Uyuyan kanser hücresi diye bir şey var galiba değil mi hocam? Nedir bu? Şimdi bu varsayım efendim. Şöyle varsayım. Siz bir şeyi geçiriyorsunuz. Aradan 15 yıl geçiyor. Bir yerden bir şey çıkıyor. Bakıyorsunuz. Halbuki onun kaynağı yok. O zaman tabii varsayım olarak diyorsunuz ki bu senin 15 yıl önce oluşmuş olan neyse tedavi ettiğimizden kalan uyuyan hücreler canlandı. Hmm. Böyle bir çıkarıma gidiyorsunuz. Yani yapabileceğiniz başka bir uyuyordu, şey yok. Baştan mı oluştu? Uyundu, uyuyordu, anladım, uyandırıldı. Anladım. Yani bir şekilde ya yaşı geldi ya sizin vücudunuz ona uygun hale geldi, hı-hı, uyandırıldı. Hı-hı. İşte iklim ısındı, uyandırıldı. Tohumun uyanması gibi mesela. Ama bu şekilde açıklama dışında başka bir şey söyleyemiyoruz. Baştan yani, oluştuğu varsayımına evet, gidiyoruz çünkü. Öbürüne. Vücudumuzda kanser hücresi, her insanın vücudunda kanser hücresi olduğunu, uyuduğunu ve bazı faktörlerin tetikleyip uyandırdığı gibi bir basit bir düşünceyle düşünmemiz yanlış olur mu? Çok yanlış olmaz ama bunu kasvete çevirmesinler. Yani herkesin vücudunda evet böyle bir şey var çünkü bu normal yaşamın bir şekli bu. Evet. Sizin hücrelerinizin çoğalması da aynı şekilde oluyor. Doğru. Yani normal doğru, yenilenme olayı orada sadece sınırı belli. Belli bir noktaya geldikten sonra o sınırda duruyor. Burada o sınırda durmuyor. O sınırın ötesine geçebiliyor. Hı hı. Mekanizmayı bilmiyoruz. Ama bende de acaba var mı diye taramaya kalkarlarsa ben size söyleyeyim boş kimse çıkmaz. Çıkmaz yani. Hiç kimse boş çıkmaz. Peki az sonra bir haberimiz var. Haberimizden çıkardığımız soru ise şu: meme kanserinin çaresi bal arısı zehrinde mi gizli? Az sonra Doktor Yavuz Dizdar hocama iletiyor olacağım. Devam ediyoruz sorularımızla, kilit sorularımızla aslında. Bu da bence bir soru işareti hala bazı insanların kafasında. O yüzden cevabınız çok önemli. Kanser bulaşıcı mıdır? Hayır, kanser bulaşıcı değil ama kanser düşüncesi bulaşıcıdır. Tamam. Yani birinde çıktığı zaman diğerlerinin hepsi bende de var mı acaba diye endişelenmeye başlar. Ve endişelenince? Bu endişelenince de peşine gitmeye başlarlar ama kanser bulaşıcı bir hastalık değildir. Bir istisnası vardır, vardır istisnası, her şeyin bir istisnası var. Orada işte akıllar karışıyor. Mesela köpeklerde bir bulaşıcı kanser biçimi vardır. Nedir hocam o? Diğerini ısırdığı zaman ısırmayla birlikte başlayan baş boyun bölgesinin bir kanseri, özel bir kanser formu. Bu köpekler arasında geçerli köpek olan bir kanser. Sadece köpekler için geçerli. Ama yani olabiliyor demek ki. Bu onlara özel bir has durum. Bir şey. Anladım. Ama insanlarda, diğer canlılarda hiçbir karşılığı, şekilde, hiçbir biçimde gösterilmemiştir. O nedenle bulaşıcıdır sözünü kanser için söylemiyoruz. Ama düşüncesi bulaşıcı. Çok dikkatli olsunlar. Belki o daha bile tehlikeli psikolojik tabii anlamda. Tabii ki bir şeyin şuu vuku diye bir hikaye vardır. Yani bazen bir şeyin olma olasılığı onun olmasından daha tehlikelidir. Doğru, şu vukudan beterdir evet, diye bir laf vardır. Şimdi bir diğer önemli soru da bunca zamandır kansere aşı bulunamıyor mu? Aa, yok, bulunamaz. Aşının prensibi sabit bir hedefinizin olması. Bulunamaz mı, bulunamıyor mu? Bulunamaz. Neden? Şöyle bulunamaz. Her sene bir aşı haberi yine çıkar. O aşı haberi işte kanserin aşısı bulundu. Bilmem nereyle bilim insanları açıkladılar. İşte yaptıkları şey farelerde süper işe yaradı. Ve bundan sonra işte bu iş bitti. Yok, öyle bir şey olmuyor. Çünkü aşı dediğiniz zaman bakın şurada şu üstünde ufak tefek böyle çıkıntıları noktası, evet, yakın çekimde gösterirlerse bunlar mesela antijen uyarısını meydana getiriyor. Bu virüs için de geçerli. Sabit elinizde bir tane uyarı için bir yer olması lazım. Tanıyacağınız bir şey ki aşı ona yönlensin. Hmm. Kanser hücresinde bu sürekli değişir. Yani bugün böyledir. İki yarın hafta sonra şey bakarsınız olabilir, başka bir şeydir. Anladım. Dolayısıyla sabit aşı yapamazsınız. Ama bir virüse karşı sabit aşı yapma olasılığı vardır. Zaten aşılar o şekilde geliştirilir. Akıllı olduğu söyleniyor hocam kanser hücrelerinin. Akıllılıktan ziyade uyum yetenekleri vardır. Hmm. Ama siz mesela onu bir şekilde kontrol altına alabilirsiniz. Ben bunu yapan insanlar biliyorum. Yani düşüncelerini arındırıp işte kendilerini iyi hissedip şey yap ya da vücutlarını hakikaten ona göre değiştirip yaşam şartlarını değiştirip ben böyle çok insan gördüm. Şimdi bu, aynı kanser bu, türünü yaşıyor değil mi iki insan belki ama hesapta aynı gibi görünüyor, görünüyor ama şunu söyleyeyim size işte İstanbul gibi bir şehrin mesela hani İstanbul seni terk etmiş hikayesi ortamında yaşarken bir hastalığa duçar oluyor. Bu da diyelim ki bir kanser türü. Bu kişi eğer gidip de böyle şehir dışında daha güzel bir yerde, daha doğal ortamda yaşamaya başladığında
İstanbul'daki hırslarını da tabii kaybettiği için bu şehir insanları biraz hırslı hale getiriyor. Doğru, yani hep daha çoğu, daha çoğu, daha çoğu iyileşiyorlar. Ve kesinlikle olmaz denilen şeyler oluyor efendim. O yüzden insanlar birincisi önce kendi yaşamlarına bakacaklar. Hasta olsunlar, olmasınlar. Hatta olmadan önce bakacaklar. Ben şu virüs meselesi başladığında evlerine kapanmış olan insanların bir süre ya biz ne yapıyoruz, nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz diye akıllarından geçireceğini düşündüm. Hı hı. Yani bu iş böyle gitmez. Hı. Bak işte yeşillik kalmadı, işte bak iklim bozuldu, küre ısındı falan filan. Baktım çok kısa sürdü. Bir hafta falan gitti. Bir hafta sonra herkes eski günlerimiz ne zaman gelecek, ne zaman... demeye başladı. Evet. Tabii. Peki bir diğer sorumuz gelsin. Yine kanserdeki kilit sorularla devam ediyoruz. Şeker kanser hücrelerini çoğaltır mı? Önemli bir soru. Bu önemli soru şöyle değil, çoğaltmaz. Çoğaltmıyor mu? Beslemiyor mu kanser hücrelerini şeker? Hikaye şuradan kaynaklanıyor. Biz bir tetkik yöntemi kullanıyoruz. Bu Warburg etkisi denen bir şey. Kanser hücresi bir şeker molekülünü sonuna kadar parçalayamaz. Yani bir şekerden atıyorum 30 birim enerji elde edilecekse kanser hücresi bundan 4 birim elde edebilir. Geri kalanını elde edemiyor. Ama 30'u karşılayabilmek için daha çok şekeri kullanır. Hmm. Ama parçalayamaz. Anladım. Fakat tetkik olarak baktığımızda bu PET dediğimiz pozitron emisyon tomografisi şekeri kullanır. Şekeri verirsiniz. Sanki kanser hücresi daha çok şeker alıyormuş gibi görünür. Ama aslında? Ama aslında kullanmamaktadır. Nitekim hastaya siz işte şekerli bir şey yeme dediğiniz zaman hasta bazen çok mağdur durumda kalıyor. Çünkü hastanın canı çekiyor ister istemez. Çünkü insan vücudunun yemediği mekanizmasında... Yemediği için de bu sefer mutsuz oluyor. Ya vücudunuzda zaten şeker üzerine çalışıyor. Yani ortak metabolik yol glikozla çalışıyor. Hı hı. Bu şeker kanda zaten var. Dolayısıyla hani öyle bir şeye ihtiyacı varsa dışarıdan alınmasıyla falan bu denge değiştirilmez. Tetiklenecek veya o zaten var olan bir şey. Yok. Bir alakası olmadığı konusunda 10 yıl sonra artık aslında meslektaşlarımız da hemfikir. Bazen efendim düşünceler çok kötü yayılıcıdır. Yani birisi gelir bir laf eder. Hiç alakasız birisi laf eder. O dilden dile dolaşarak böyle bir efsaneye dönüşmeye başlar. İşte şeker besliyormuş şeklinde. Herkes asla yemeyeceksin ya. Hocam dersin ya yani ekmeğin içinde de şeker var. Ne yeseniz içinde birim olarak şeker var. Yani sebze bir dediğiniz şey de. Pilav yedin onda da var sebzede. Sebzede şeker var. Çünkü sebzenin de işte yapısı şeker. Selüloz dediğiniz şey de şeker. Yapı birimi çünkü şeker. Dolayısıyla bunun bir alakası yok. Ama oturup da tabii 2 kilo şöyle şerbetli şöbiyeti, tulumba baklavayı da yiyin demek olmuyor yani. Tabii ki. Bir diğer ve son sorumuz her kanser hastası kemoterapi veya radyoterapi görür mü? Yok, öyle bir şey yok. Yani hastaların belli bir sınıflandırılması var. Hastalıklarının sınıflandırılması var. Evreleme diyoruz. Bu evreleme deyince de vatandaş yarım öğrenmesi hiç bilmemesinden kötüdür. Yani hiç bilmeyen de bir sorun yoktur. İyi bilende de sorun yoktur. Yani yarım bilende sorun vardır. Çünkü onlar hemen artık cep telefonlarından vesaire bakıyor. İşte evresi kaçmış diyor mesela. Evresi bilinen bazı şeylerde evre yoktur. Ama bütün hastalar kemoterapi ya da radyoterapi görür diye bir durum yok. Hastanın ihtiyacına, durumuna göre değişir. Uygulanan dozlar, uygulanan şemalar değişir. Ama değişim yavaştır. Evet. Yani bugün uygulamanın değişimi ben size söyleyeyim 20 yıldan önce gerçekleşmiyor. Bir operasyon için ben size söyleyeyim 100 yıl. 100 yıl önce bir meme kanserinde memenin bütünü alınıyor. Üstüne kaslar alınıyor. Dolayısıyla burası böyle tahta göğüs derler. Ben gördüm onları. Hatta deri yetmediği için böyle üzerine çentikler atıp deriyi file gibi genişletmeye çalışıyor. O şekilde olan yerden bugün geldiğimizde mükemmel ameliyatlar. Kesinlikle. Sadece tümör, estetiği şahane, hepsi güzel. Sonuç aynı. Kaç yılda gelmiş buraya? 100 Kaç yılda gelmiş? 100 yıl. 100 yılda gelmiş. Yavaş değişir. Tıp yavaş değişir. Doğru. Çoğu şey yavaş değişir. Bazı tıp özellikle yavaş değişir. Daha yavaş değişiyor. Peki şimdi gelelim günün en önemli haberine. Haberi arkadaşlarımdan rica edeceğim. Meme kanserinin çaresi bulundu mu? Batı Avustralya Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada bal arılarının zehrinin sağlıklı hücrelere zarar vermeden meme kanseri türlerini tedavi etmek için kullanılabileceğini açıkladı. 312 arının zehrinin kullanıldığı araştırmada zehrin sınırlı tedavisi olan farklı meme kanseri türleri üzerindeki etkileri, tümörleri ve kanserli hücreleri hızla yok ettiği keşfedildi. Vallahi yeni bir araştırma. Batı Avustralya Üniversitesi araştırma olarak yayınladıysa tamam bunun bir değeri vardır. Ama bunun bir mantığı da vardır. Nedir hocam?
Az evvel konuştuk, insan vücudu fit midir? Fittir. İnsan vücudunun yapısı farklı mıdır? Mesela herkesin vücudu aynı değildir. Nereden biliyoruz? Doku nakli yapılacağı zaman doku gruplarına bakıyorsunuz. Tabii uyuşuyor mu? Uyuşuyor mu? Uyuşuyor. Dolayısıyla herkesin dokusu aynı değildir. Ve siz bu dokunun içeriğini egzersizle de değiştirebilirsiniz. Onun zehri de değiştiriyor. Aa, ya bizim egzersizimiz de zehri, aslında güçlü demek. Kesinlikle. Dediğimiz. Çok güçlü etkiler. Anladım. Çok güçlü etkiler. Yani stretching vesaire illa böyle halterlerle aldır. Hayır değil. Sadece stretchle uyarılan elektriksel deşarjlar vücutta dokunun değişmesini, yenilenmesini, yani dokunduğunuz zaman bile fark ediyorsunuz. Öyle birine. Sanki bana biraz bu araştırmanın sonucu gibi geldi ama. Biraz sonucu gibi geliyor. Ama etkisi olduğuna dair yaptıkları çalışma, ben size söyleyeyim, fare çalışması falandır. Bunlar genellikle böyle çıkar. 312 arının 312, zehri evet. Dedikleri zaman arılar çok kıymetlidir. Çok. Bütün varlığımız, bütün döngü, bütün dünyadaki evet. Gezegendeki yaşam aslında arılar ve birkaç böceğe bağlıdır. Hı. Ama zehirleriyle de insan vücudunu değiştirir. Hatırlarsanız çocukluğumuzdan kalan bir efsane, ister inanır ister inanmaz insanlar. Arı sokması mesela romatizmaya karşı da koruyucudur. O yüzden diyorum, bedeninizi değiştirir zehirlenme olayı, o şekli değişti. O değişen dokunun içerisinden tümör çıkamaz. Anladım. Yani toprak tohum ilişkisi. Anladım, çıkamaz ama var olanın üzerinde var ne kadar etkisi. Var olanın üzerinde belki etki etmiyor. Belki dokuyu öyle bir sıkıyor ki artık onun içerisinde tümör oluşamıyor şeklinde olabilir. Kalıcı bir etki midir? Kalmayabilir. Birkaç yılda bir değiştirilmesi gerekebilir. Birkaç yıl gidebilir. Hmm. İnsan vücudunun çünkü bir dönüşüm hızı var. Zehrin etkisi geçtikten sonra tekrar çıkmaya çalışabilir vesaire gibi mesela, durumlar olabilir. Mesela. Bunun göreceğiz. Bunun bir örneği de çok ilginç. Bu da çalışma ama. Korona enfeksiyonuna karşı direnç konusunda mesela arıcıların avantajlı olduğu anlaşıldı. Hmm. Çünkü onlar sürekli öyle ya da böyle uğraşırken sokuluyorlar. Doğru. Onlarda mesela enfeksiyon şeysi görülmedi. Görülmüyor. Evet. Enteresan bunu bir bilgi. Bunu denediler. Böyle bir güzel bilgiler de var. Yani bir şey musibet olarak geldiği zaman veri yandan da nasihat ve bilgi getirebiliyor. Harika. Geçtim mi? Efendim hocam? Geçtim mi? Geçtim. Hocam mutfağa geçelim mi? Geçelim. Buyurun efendim. Neden mutfağa geçiyoruz? Çünkü peynir altı suyu yapacağız. Peki peynir altı suyunu şu anda bugünkü konularımızla nasıl bir ilişkisi var diye soracak olursanız hocamız detaylı bir şekilde sizlere anlatacağız. Peynir altı suyunun faydalarını hocamızdan dinliyor olacağız. Ama ondan önce yapmaya başlayalım. Evet. Perihan ablacığım, nasıl yapacağız peynir altı suyunu? 2 litre sütümüz var, günlük sütümüz. İçine limon sıkacağız ekşitmek için. Evet. İçine limon sıkacağız. Tamam. Limon sıktığımız zaman zaten o pütür pütür böyle şey olacak. Kesiliyor. Kesilecek gibi. Evet. Tamam. Yani ne kadar kaynattık bu arada? Vallahi siz programı yaparken ben kaynattım. Bir 15-20 dakika kaynadı. Kâfi. Kaynıyor. Kâfi mi hocam? Kâfi. Hatta yarım saat bile olmuştur. Limonun içine, yarım limonun içine sıktık. Sıktık. Ben de şuradan bakacağım. Kesildi. Evet. Kesildi. Şimdi bakın bu dediğim o dokuyla ilişki aynı şey. Asidifiye ettiğiniz anda yapı değişiyor. Limonu sıkıyorsunuz. Evet. Limon değil başka bir şey de koyabilirdiniz. Evet. Yoğurt da koyabiliriz hocam. Tabii ki. Yoğurt o da, koyalım. O da kestirtir. O da kestirtir. Hatta evet birazcık da yoğurt koyalım. Tamam. Çünkü ikisini de kullanıyorum ben. Yoğurt da kestiriyor, limon da kestiriyor. Şöyle. Evet. Ne kadar sürüyor şu anda? Şimdi zaten işlemiz kesildi. Evet. Limonun gücü pek yetmedi galiba. Yoğurt birazcık daha iyi kesti sanki değil mi? Peki peynir altı suyunun faydalarını bir konuşalım. Hep atıyorsunuz atmayın diyordu hocam. Neden atmayalım? Ve özellikle rahim ve göğüs kanserinin ortaya çıkma riskini azalttığı doğru mu? Onu da araştırdılarsa doğru olabilir. Ben sorumuzu merak ediyorum. Yok, doğru olabilir. Doğru olabilir. Çünkü sistem şöyle çalışıyor. Süt dediğiniz şey mesela bir besin maddesi değil aslında. Yaşamın akışkan formu. Onun tamam. da sonuçta bir serumu var, bir de materyali var. Evet. Siz kestirttiğiniz anda o materyal öbek öbek çöküyor, geriye serum kalıyor. O seruma işte biz peynir altı suyu adını veriyoruz. Onun kendine özgü yapısı var. Yani bu bütün türler için sabittir. Bir tür diğerinin sütünü bir yere kadar o yüzden kullanabilir. Ama o peynir altı suyu size aynı zamanda dokunun birbirine bağlanması için gereken kükürt kaynağını veriyor. Bu çift bağlı böyle güçlü olan şey. Siz onu kullanabilirseniz eğer vücudunuzda, normalde sizin onu dışarıdan kükürt olarak alma şansınız yok. Anladım. Böyle bir şey yok. Anladım. Bağlı biyolojik formda almak zorundasınız. Bunu da peynir altı suyu veriyor. Yumurtanın beyazı, akı da aynı şeydir. Ortasında sarısı ama akına baksanıza akı da
kükürtten çok zengindir. O yüzden o çürüme durumunda mesela ortaya çıkan o inanılmaz kokunun kaynağı o kükürdün varlığıdır. Kükürtten dolayı. Burada da aynı şeydir. Eğer siz bunu kullanırsanız bir şekilde çorbanın içine koyabilirsiniz. Hazır kaynak olarak işte ekmeğin ya da hamur işinin içine kullanabilirsiniz. Kalsiyum seviyesini arttırmada bir etken olduğu söylüyor ve emilimi sağlıyor. Mutlaka kalsiyum vardır. Seviyelerini arttırıyor çünkü, ve emilimi sağlıyor. Çünkü gelişmekte olan canlı için aslında sütün önemli bir nedeni eksik kalsiyumu verebilmek, kemikleşmenin sağlanabilmesi için. Bu yumurtada kabuktadır. Kabuk koruyucu malzeme değildir. Kabuk kalsiyumun emileceği ayrı bir tabakadır. Anladım. Siz bunu içerisinden çekersiniz. O civciv yumurtadan çıkarken bizim bildiğim yumurta kırk şeysi kalmamıştır artık. Kabuğu kıvamı yumuşamıştır. Porlaşmıştır ama civciv de çıkarken o kalsiyumu kullanarak kemiklerini yapar. Burada da aynı mekanizma geçerlidir. Kalsiyumun emdirtmesi olasılığı, vücuda geçişini artırması olasılığı çok çok yüksektir. Evet. Peki bir sosyal medya sorusu araya almak istiyorum. Hemen arkadaşlarımdan rica edeyim. Az sonra kandaki şeker oranını dengeler mi diye soracağım. PVC kaplamalı konserveler kanserojen midir diye bir soru gelmiş. Ay alakası yoktur. PVC kaplamada içerideki PVC kaplamasından bahsediyorlar herhalde. Gibi. Çünkü laklama diye bir kavram var. Doğrudan tenekeyle temasını engellemek için içerisinde bir... Bu yıllardır kullanılan bir yöntem. Bir şekilde aslında konservenin elde edilmesi ya da konservenin daha uzun dayanması ya da sorun çıkartmaması için de onun özel bir yapısı vardır. Bu PVC'ler kanserojen midir derseniz değildir derim. Değildir dersiniz. Tamam mıyız? Evet, şu anda... Kesildi, süzüyoruz burada. Evet. Oo, bayağı öbür kesildi. Taraftan dökebilir miyiz? Öbür taraftan dökelim ki. Ben şöyle izleyenlerimiz de görsün. Ben de aman dikkat, evet. İstersen şöyle biraz aşağı indirelim. Birazcık da kaldıralım. Allah Allah. Oh. Tamam. Ben tuttum hocam. Hemen ben tutacağım. Yaptım. Şöyle koyayım. Bayağı bir evet. Kuru maddesi varmış sütünüzün. Yorulmayın siz. Altına saf suyumuz çıktı, sarı suyumuz. Evet. Peynir altı suyunu aslında bu şekilde rahatlıkla yapabiliyoruz. Nasıl tüketeceğiz peki? Şimdi insanlar tabii ekranın başında da sorabilirler. Tamam çıkarttık ama ben bunu nasıl tüketeceğim? Neye karıştırabilirim acaba? Her şeyi karıştırabilirler. Mesela yani, hocam? Yani poğaça yaparsa poğaçanın içine koyar. Hı. Çorba yaparsa çorbanın içine zaten koyar. Yemek suyunun içerisine karıştırabilir aynı şekilde. Ve çok ciddi anlamda lezzet verir. Yani et suyu gibi düşün. Kemik suyu gibi düşün. Gibi düşünebiliriz onun, aslında. Onun gibi düşün. Onu dökmek çok büyük ziyanlıktır. Uzun süre Türkiye'de mesela... Döküldü değil mi? Doğru. Tabii dökülmüştür. Sonra fark etmişlerdir. Çünkü bundan mama falan yapılır. Peki kandaki şeker oranını dengeler. İçerisinde bulunan hiyalüronik asit cildi besler. Doğru. Peynir altı suyunun içerisinde hiyalüronik asit olduğunu şu anda öğrenmiş bulunmaktayım hocam. Hiyalüronik asit her şeyin içinde var. Ara şey olarak doğrudur. Doğrudur. Çok güzel. Peki şişkinlik ve hazımsızlığa iyi gelir. Yine aynı şekilde. Sindirim sisteminde büyük olasılıkla hani derler ya sütlü ürün gerçek süt içerseniz gurul gurul ettirtir diye muhtemelen bu yüzden gurul gurul ettirtir. Hı hı. Guruldatır. O da sindirim sistemini çalıştırır. Büyük olasılıkla doğrudur. Bakın görüyorsunuz hep büyük olasılıkla doğrudur diyorum. Çünkü hiçbir şeyin böyle net bir bilimsel aha işte size belgesi falan şeklinde bir karşılığı demek yok de aslında. Yanlış olabilir. Yanlış. Doğru söylüyorsunuz. Ağzınıza sağlık. Tamamdır. Şimdi peynir altı suyumuzu da çıkarttıktan sonra diğer yemeğimize bir başlayalım istersen Perihan ablacığım. Ne yapıyoruz? Böyle bırakalım süzülsün. Tamam o süzüle dursun. Çökeleğimiz de çıktı valla. Evet onunla da kahvaltıda lor kullanacağız. Evet. Kabaklarımızı güzelce yıkadık. Kestik üstünü biraz tuzlu suda haşladık. Şöyle 2-3 dakika kadar. Diğer taraftan da kuru soğan ve kıymayı kavurdum ben. Daha sonra yeşilliklerimi ekleyeceğim. Semizotum var. Dereotu var. Onun dışında biraz karabiber kullanacağım. Karnı yarayın. Kabaklı kardeşi hali diyelim evet. Evet. Bu şekilde bunları güzelce karıştıracağım. Yani yeşillikler çok ölmesine gerek yok fırına süreceğimiz için. Kıymamız zaten pişti. Evet. Yeşillikleri de öldürmeyelim şimdi daha fazla onları dedi. Onları güzelce ben aslına bunlara dolduracağım. Öldürmemesi daha iyi çünkü lezzet de kayboluyor. Ne mi? Yani lezzeti gidiyor, de gidiyor. Lezzeti gidiyor. Ayırt edemiyorsun maydanoz mu dereotu. Hepsi birbirine karışıyor. Zaten fırında da pişeceği için canı yok zaten. Çok çabuk şey olacak. Bunları kabaklarımızın içerisine. Güzelce şöyle dolduracağım. Oo çok güzel görünüyor. Bu şekilde. Fırında da herhalde böyle fırında bir 15-20 dakika 15 dakika yeterli gelecektir. Harika. 15 dakikada fırında koyduktan sonra çıkaracağız. Üstüne başka bir işlem yapacağız. Sürpriz. Sen ona devam ederken ben Doktor Yavuz Dizdar hocam için kocaman bir alkış rica ediyorum hocam.
İyi ki geldiniz, verdiğiniz değerli bilgiler için. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam uğurlarken ben hemen bir diğer konuğumu davet etmek istiyorum. Hocam uğurluyorum, uğurlayamıyorum. Tüp bebek uzmanı Profesör Doktor Hakan Çoksever geliyor efendim. Hocam nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Gayet iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle hemen hızlıca toparlanıyorum ve özellikle ilk olarak da PRP tedavisinin tüp bebekte kullanımı nasıldır ve kimlere uygulanabilir sorusuyla başlayabiliriz. Evet, biliyorsunuz PRP uygulaması aslında hem estetik alanında hem ortopedi alanında, siz daha iyi biliyorsunuz. Özellikle sık uygulanan bir yöntem. Fakat artık son yıllarda bilimsel çalışmalarda gösteriyor ki artık biz tüp bebek alanında da kullanıyoruz. Tabii evet. Tüp bebek alanında kimlerde özellikle uyguluyoruz? Özellikle erken menopozlu hastalarda ya da yumurtaları çok zayıf olan hastalarda. Biliyoruz ki günümüzde artık erken menopoz artık çok yaygınlaşmaya başladı. Evet. Çünkü neden? Sigara kullanımı olsun, beslenme biçimi olsun, işte yediğimiz gıdalar olsun, buna bağlı olarak tabii ki bu tür durumlar daha sık görülüyor. Ona bağlı olarak da biz de artık son yıllarda PRP uygulaması uyguluyoruz. Tabii PRP'de amacımız ne? Yumurtaların aktivasyonunu artırmak. Yani biliyorsun menopozda, erken menopozda bir kadının yumurtalarının erken dönemde tükenmesi. Tabii öyle olduğu zaman doğal olarak artık çocuk sahibi olamıyoruz. Olamıyor. Özellikle 40 yaşından önce eğer bu tür durumlarla karşılaştığımızda biz PRP uygulamasını yapıyoruz. Tabii bu PRP... Ve hangi durumda ve kimlere yapılıyor? Mesela iş işten geçti, yapılamaz mı? Yoksa biraz erken davranıp PRP'yi yaptırıp yumurtaları işte uyandırmak ve kalitesini arttırmak mı gerekiyor? Evet, yani biz özellikle... Bunun nasıl farkında olacağım ama mesela? Şöyle, siz nasıl farkında olacaksınız? Eğer ki sizde adet gecikmeleri varsa, eğer ailede erken menopoz öyküsü varsa bunlar sürekli kontrol altında olması gerekiyor. Ama mesela sürekli kontrol altında olduğunda eğer hormonları yüksekse, FSH hormonları yüksek ise... Eğer yumurtaları ultrasonografik takipte eğer yumurtalarında ciddi anlamda bir azalma var ise ya da tükenmişse biz o zaman bu tanıyı koyabiliyoruz. Tabii biz bunu sadece bu hastalarda uygulamıyoruz, bu PRP uygulamasını. Aynı zamanda hem rahim duvarı ince olan hastalarda, bazı gruplarda oluyor ki yumurtalar çok iyi olduğu halde rahim duvarında da incelme oluyor. Biz buna bağlı olarak PRP'yi rahmin içerisine de yapabiliyoruz. Tabii biz burada kendimiz de geçen yıl Türkiye'de bir çalışma yaptık. Özellikle PRP uygulanan hasta ve uygulanmayan hasta, PRP uygulanan hastalarda tüp bebek başarısının arttırdığına dair. Bu bizim çalışmamız. Biz kendimiz Diyarbakır'dan katılıyor biliyorsunuz. Diyarbakır'da yaptık ve Türkiye'de gerçekten de bu bizim adımıza güzel bir başarı olarak geldi. Ve yurt dışında özellikle tüp bebek alanında saygın bir dergide yayınlandı ve şu anda bütün dünyada bununla ilgili bu çalışmalarda tabii sayt edilmeye başladı ve bize de tabii bununla ilgili geri dönüşler oldu. Yani bu konu yeni bir konu. Ne kadar geciktiriyor peki PRP tedavisi? Şöyle, acaba kaynak nedir? Aslında ona bakmak lazım. Eğer erken menopoz. Erken menopozdaysa biz genelde bazı her hastanın bünyesinin davranış biçimi çok farklı gösterebiliyor. Kimisi 3 ay, kimisi 6 ay, kimisi 1 yıl, kimisi 2 yıl. Bu tamamen şeye bağlı. Ve biz şunu da gözlemliyoruz. Yani PRP tedavisini siz ne kadar erken başlarsanız, yani bir kadın eğer erken menopoza girdiyse bu tedaviye ne kadar erken başlarsak yumurtaların aktivasyonu o kadar daha fazla olur. Anladım. Bu çok önemli. Evet, evet. Yani o yüzden biz bu uygulamaları mümkün olduğu kadar geciktirmemek gerekiyor. Bir de hani şöyle bir soru varsa kafalarda, nasıl yapılıyor bu PRP? Şimdi PRP'yi biz şimdi sizden kanı alıyoruz. Kanı ayrıştırıyoruz. Özellikle trombositten zengin olan hücreleri ayrıştırıyoruz. Ve altta da büyüme faktörleri olan hücreleri tamamen bir plazmada ayrıştırdıktan sonra biz bunu direkt olarak anestezi eşliğinde, tabii ultrasonografi eşliğinde ve anestezi eşliğinde yumurtaların içerisine direkt enjekte ediyoruz. Yalnız dediğimiz gibi biz sadece yumurtaları yapmıyoruz. Bazen oluyor, biz uterusun içinde de yapıyoruz. Amacımız ne? Uterusun da aynı zamanda aktivitesini canlandırarak embriyonun daha iyi tutulmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu önemli. Evet. Yani sadece yumurtalara yapmak bazen yeterli olmuyor. Hı-hı. Hem yumurtalara hem de şeyin içerisinde, uterusun içerisinde yapabiliyoruz. Çünkü bu hasta gruplarında rahmin içerisinde de ciddi anlamda incelmeler olabiliyor. Ciddi anlamda gelişim eksikliği olabiliyor. Biz bunları tamamlamak için iki PRP'yi taraflı yapıyoruz. Aynen öyle. Kullanıyorsunuz. Bir de biz bunlarda yalnız ben sadece PRP yapmıyorum. Aynı zamanda akupunkturda yapıyoruz. Hmm. Yani destek tedavisi akupunkturda güncel bir tedavi. Biz burada da sadece yine bir çalışma yapılmış. Sadece PRP yapılan hastayla PRP artı akupunktur yapılan hastalar araştırılmış. Ek olarak akupunktur eklenen hastalarda başarı şansının daha iyi olduğu. Çünkü akupunkturun etki mekanizmasında da çok önemli şeyler var biliyorsunuz.
Akupunktur zaten yani siz duymuşsunuzdur. Çoğu kişi zaten biliyorsunuz değil mi? Herkes biliyor canım. Tamam, herkes. Şimdi akupunkturda tabii herkes zannediyor ki sadece stres üzerine ya da kilo vermek için kullanılıyor gibi biliniyor ama biz tüp bebek alanında da çocuk sahibi olmak isteyen kişilerde de biz akupunktur yapıyoruz. Akupunkturun etki mekanizmalarına baktığımız zaman 4 tane etki mekanizması var. Birinci etki mekanizması nedir? Siz biliyorsunuz çocuk sahibi olamayanlarda çok ciddi bir stres yükü oluyor öyle değil mi? Siz kendi düşünün çocuğunuz olmuyor. Ne oluyor değil mi? Bir çevre baskısı, toplumsal baskı çok ciddi anlamda bir sıkıntıya neden oluyor. Biz burada ne yapıyoruz? Stresi yok ediyoruz. Mesela biz ne dedik? Erken menopozda hormonlarda bir değişiklik var dedik değil mi? FSH hormonları yükseliyor dedik. Hormonlarda ciddi bir anormallik var dedik. Akupunkturla aynı zamanda hormonların imbalansını da düzeltiyoruz. Yani hormonların düzenli çalışmasını sağlıyoruz. Üçüncü etki mekanizmamız nedir? Yumurtaların düzenli aktif olmasını sağlıyoruz. Dördüncüsünde ise biz tabii biz yumurtaları aldık, spermi aldık, embriyo haline getirdik. Embriyoyu tutunması gerekiyor öyle değil mi? Tutunması için de uterusun içerisinin kanlanmasını artırıyoruz. Ve aynı zamanda uterusun kasılmasını engelleyerek böylece daha iyi bir tutunmayı sağlamaya çalışıyoruz. Yani biz sadece PRP yapmıyoruz. Anladım. PRP artı akupunkturda yapıldığında daha iyi sonuç alabiliyoruz bu hastalarda. Çok güzel haberler bunlar. Peki tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarındaki yeni tedavi yöntemlerini konuşalım. Burada biz şahsen tekrarlayan tüp bebek başarısızlığında biz baktığımızda sebebe yönelik kaynak arıyoruz ilk önce. Evet. Yani acaba erkek kaynaklı mı? Eğer erkek kaynaklıysa biz bunlara mikroçip yapıyoruz. Eğer genetik kaynaklıysa biz bunlara preimplantasyon genetik incelemeler yani genetik tanı yaparak uyguluyoruz. Ve biz kendi kliniğimizde, pratiğimizde tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında PRP özellikle uterusun içerisinde biz biraz önce ne dedik? Evet, evet. Rahmin tutunması gerekiyor. Genelde tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında embriyonun tutunmasında problem var. Yani rahmin içerisinde problem oluyor. Rahimde eğer tutunma problemiyle karşı karşıya kalıyorsak Çağla Hanım biz ne yapıyoruz? Biz bunlara PRP ve aynı zamanda akupunktur destekli. Akupunktur da yapıyoruz. Çünkü akupunkturda aynı zamanda bağışıklık sistemi de güçlendiriyoruz. Yani buradaki ana kaynağı tam bilemediğimiz zaman hem stresi azaltarak hem bağışıklık sistemi güçlendirdiğimizde böylece başarıyı da artırabiliyoruz. Bununla ilgili bizim akupunkturla ilgili de bizim bir çalışmamız var. Yine Çin'de yayınlattık. Diyarbakır'da yaptık bu çalışmayı. Akupunktur yapılan ile yapılmayanlarda akupunktur yapılan hasta gruplarında yapılmayanlara göre tüp bebek başarı şansının artırdığına dair. Hmm. Bu çalışma da yine Diyarbakır'dan kendi kliniğimize yaptık ve Çin'de yayınlandı. Burada da aynı şekilde o çok güzel. O kadar Diyarbakır dediniz, bir selam gönderin. Evet, burada da siz bu arada Diyarbakır'a sizleri bekliyoruz. Diyarbakır. İnşallah. Evet, sizlere selam getirdik Diyarbakır'dan inşallah. İnşallah dönemler bir geçsin, ondan sonra inşallah. Diyelim. Aynen. Polikistik over tedavisinde akupunkturun yerinde konuşalım ama onu da ekleyelim dilerseniz. Evet, bravo. Şimdi biz polikistik over nedir? Biz polikistik over genç kadınlarda aslında çok sık görülen bir hastalık, bir hormonal bozukluktur. Buradaki şeyimiz nedir? Kadınlarda tabii ki erkeklerdeki androjen yani testosteron hormonu kadınlarda fazla olmasına bağlı olarak görülen bir durumdur. Tabii buradaki genel klinik bulgu adet gecikmeleriyle karakterize ve aynı zamanda yumurtlama problemi olanlarla karakterize bir hastalıktır. Biz burada temel tedavimiz nedir? Birincisi kilo vermedir. İkincisi tabii biz burada yumurtlamayı sağlayıcı tedavilerdir. Eğer bir hasta bize geldiyse eğer gebelik elde etmek istiyorsak bizim iki tane tedavi biçimimiz var. Birincisi biz ne yapıyoruz? Kiloyu azaltmaya yönelik beslenme biçimlerini değiştiriyoruz. Tabii, bu çok çok önemli. İkincisi de biz bunlarda da akupunktur yapıyoruz. Ne yapıyoruz akupunkturda? Biz akupunktur ile böylece testosteron hormon düzeylerini, androjen hormon düzeylerini azaltıyoruz. Hmm. Yani akupunkturda sadece ve sadece stres kaynaklı tedavi vermiyoruz. Aynı zamanda hormonların düzenli çalışmasını da bir sağlayabiliyoruz. O yüzden bu hasta gruplarında özellikle çocuk sahibi olmak isteyenler biz bunu yapıyoruz. Çünkü biz görüyoruz ki yoksa siz bunu yapmadığınızda aynı zamanda biz akupunktur kilo dengesini de sağlamaya çalışıyoruz. Yani kilo vermeye de yardımcı oluyor aynı yani zamanda. Genel hastalara bakarsa tabii kilo verme amaçlı gibi kullanılıyor ama biz hem tedavi hem de kiloya yardımcı olmak için de kullanıyoruz. Kullanıyorsunuz. Aynen çok öyle. Güzel. Peki rahim yıkama işlemine gelelim. Histereskopi diyor. Şöyle. Histereskopi nedir? Histereskopideki amacımız şu, biz özellikle tekrarlayan düşükleri olan hastalar. Mesela bir hasta bize geldi, 3'ten fazla düşüğü var.
3 tane geldi. Geldi bize dedi hocam benim 3 taneden fazla düşüğüm var. Acaba kaynak nedir? Bazı bakıyoruz, araştırıyoruz. Biz kaynağını tahliller çok belirleyemeyebiliyoruz. Fakat biz bunu histeroskop ile baktığımızda rahim içerisinde yapışıklıklar olabiliyor, rahim içerisinde polip olabiliyor, rahim içerisinde perde olabiliyor. Biz eğer kaynağı bulamazsa ve histeroskop yaptığımızda rahmin içerisinde ufak tefek tedavilerle biz bunlara yardımcı olabiliyoruz. Bizim de yine aynı şekilde geçen ay 12 defa düşük yapmış bir hastamız bize geldi. Evet, biz baktığımızda rahim içerisinde perde vardı ve yapışıklık vardı. Bu histeroskop işleminden sonra kendiliğinden gebe kalıp ve şu anda doğum gerçekleşti. Yani biz buradaki amaç... Sorunu görebilmek ne kadar önemli. Sorunun burada önemli. Yani, ne kadar üzüntü çekmiş. Ama aynen öyle. Hayata gördüğünüz gibi Çağla Hanım, ana kaynağı bulmadan yapılan her müdahale yanlış bir uzman. Anlamıyor yani. Aynen öyle. Mutlaka ve mutlaka altta yatan sebebi bulmamız gerekiyor. Altta yatan sebebi bulursak... Ona yönelik tedaviyle sorun ortadan kalkıyor zaten diyelim. Zaten infertilitede de temel tedavide başarının altın anahtarı altta yatan sebebi var işte. Biz ona... burada detaylandırıyoruz. Bu yüzden evet, hastalarımızı bilinçlendirmek lazım. Lütfen detaylı bir araştırma yapılsın. Altta yatan sebep nedir? Çünkü niye biz bunu söylüyoruz? Hastalar bazen oluyor. Gidiyor merkezden merkeze gidiyor. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Her başka yerde tüp bebek uygulaması yapılıyor. Ama bu çözüm değil. Mutlaka detaylandırılıp, detaylı araştırılıp, altta yatan sebebi bulup ona yönelik tedavi vermek lazım. Ancak o zaman sonuç alabiliyoruz. Aynen. Peki birazcık da erkeklere gelelim. Erkek kısırlığındaki yeni tedavi yöntemlerinden bahsedelim. Evet, şimdi erkek kısırlığı. Şimdi biz baktığımızda artık erkeklerde biliyorsunuz bunlarda da gerek beslenme biçimi olsun, gerek sigara kullanımı olsun, gerek şeyler olsun. Burada da artık erkeklerde de aslında sperm parametrelerinde çok ciddi anlamda değişiklikler oluyor. Bir kere biz burada hastaya detaylı sorgulama yapıyoruz. Gerçekten de bizim kliniğimizdeki pratikte eğer sigara kullanıyorsa mutlak surette sigarayı bırakmasını istiyoruz. Evet. Sigara bırakmadan tedaviye başlamak. Çünkü sigaradaki toksik etkiler sperm üzerine olumsuz ciddi anlamda etkiliyor. Bir daha son zamanlarda artık fitoterapik ajanlarımız var. Biz artık bu hastalarımıza bunu veriyoruz. Fitoterapik ajanlarımız tabii hastaya göre acaba spermin sayısı mı, morfolojisi mi, spermin hareketi mi, nerede problem var bunu saptıyoruz. Ona yönelik fitoterapik ajanlar veriyoruz. Yani sperm detoks tedavisi. Sperm detoks tedavisi nedir derseniz biz burada biliyorsunuz aslında spermi bozan hormon bozucu maddeler vücutta biriktiği zaman sperm parametreleri bozuyor. Biz ne yapıyoruz? Vücuttaki detoks etkisi yani vücuttaki zararlı maddeleri dışarı atmaya çalışıyoruz. Aynen. Bu fitoterapik ajanlar ile bunları dışarı atılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Tabii bunlarda bunları yaptığınız zaman ve aynı zamanda bu hormon bozucu maddelerinden de uzak kalmasını sağladığınız anda sperm parametrelerinde olumlu derecede artışlar olabiliyor. Bunlara ek olarak bazen biz bunlarda mikroçip tedavileri olabiliyor. Biz erkeklerde de aynı şekilde akupunktur tedavisi yapabiliyoruz. Bakın bu da çok önemli. Sadece biz akupunkturu bayanlara yapmıyoruz. Aynı zamanda erkek tedavisinde de kullanılıyor. Eğer erkeklerde de sperm sayısını bozucu bir hormonal bir imbalans var ise biz bunlarda da hormonları düzeltmek için akupunkturdan yararlanıyorsunuz. Mikroçiptir, akupunktur, sperm detoks tedavileri bunlar gerçekten de son dönemlerde tüp bebek tedavisi. Şunu da vurgulamak lazım Çağla Hanım. Eğer siz sperm parametrelerini düzeltmediğiniz takdirde eğer siz tüp bebek yaparsanız yine başarınız az olur. Yani ne demek istiyoruz? Tüp bebek yaparken sperm parametrelerini düzeltip yaptığınızda başarı şansınız daha iyi. Yine artar. 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 Niye? Çünkü kaliteli sperm ile eğer bir yumurta döllendiği zaman o embriyonun kalitesinde önemli bir artış oluyor. Hı-hı. Sadece kalitesi değil, aynı zamanda genetik yapısında da önemli bir değişiklikler oluyor. Buna bağlı olarak hem tutunma gücü artar hem de düşük yapma ihtimali azalır. Azalır. Eğer siz kalitesiz, genetik yapısı bozuk bir sperm ile döllenmeyi gerçekleştirirseniz hem tutunma gücünde azalma olur hem de düşük ihtimali arttırmış olursunuz. Şöyle bu önemli. Şöyle toparlayalım dilerseniz. Özellikle de çiftler tereddüt edebilirler. Yani tüp bebek yöntemine ne zaman başvuracağız sorusunun cevabı ne acaba? Şimdi tüp bebek tedavisine şimdi tıbbi gereklilik mesela bazen olur. Mesela hastalarda şöyle bir yanlış bir inanış var. Bazen oluyor. Biz hemen başlamamız gerekiyor. Örneğin yani normal şartlar altında biz bir yıl bekliyoruz. Eğer gebelik elde edemezsek biz bu hastalarda İki defa aşılama uygulaması yapıyoruz. İki defa aşılamadan sonra genelde ya da üç defa aşılama yapıyoruz. Ondan sonra tüp bebek tedavisine geçiyoruz. Fakat burada bir altını çizmek istiyorum. Böyle. Bazı durumlarda oluyor ki biz hiçbir şekilde oyalanmadan direkt tüp bebeğe geçmemiz gereken durumlar var. Hı. Nedir? Bunlardan bir tanesi. Eğer beklemenin anlamı olmadığı zamanlar. Evet, beklemenin anlamı olmadı. Mesela örnek veriyorum. Birisine biz tahlillerini yaptık, hormonlarına baktık. Eğer ki tüp
kemikler tamamen kapalıysa zaten çocuk sahibi evet. normal şartlarda olması imkanı yok. O zaman ne yapıyoruz? Hiç oyalanmak istemiyoruz. İkincisi erkek sperm taline baktık. Sperm talinde azospermi geldi. Hiç sperm yok mesela. Bu da önemli. Ya da sperm parametresi normal yollardan gebe kalmaya elverişli değil ise o zaman da tüp bebeğe geçiyoruz. Üçüncü bir aşama biz biraz önce de dedik. Eğer kadının yumurtaları ileri derecede düşük over rezerviyle karşı karşıyaysa bunlarda da tüp bebek geçiyor. Çünkü niye? Beklediğimiz her durum riski artırıyor. Nedir? Yumurtaların tükenmesine neden olabiliyoruz bekleyerek. Bu yüzden biz çok fazla zaman kaybetmek istemediğimiz durumlarda biz tüp bebeğe geçiyoruz. Peki. Bu da tabii tüp bebek uygulamasında yaş faktörü çok önemli. Ona göre biz yaş faktörü hakikaten önemli. Toparlamak gerekirse, kısaca özetlemek gerekirse biz burada PRP tedavisini erken menopoz, düşük over rezervi hastalarında biz bunu uyguluyoruz. Ya da özellikle biz bunu yumurtalıklara yapıyoruz. Ya da eğer ki rahmin içerisinde bir incelme ya da bir şey varsa biz uterusun içerisine yapıyoruz. Akupunkturu da biz kendi klinimize rutin olarak her hastaya uyguluyoruz. Çünkü akupunkturun herhangi bir yan etkisi, herhangi bir dezavantajı hatta yok. Hatta PRP ile birlikte kombine ettiğimiz tedaviler oluyor. Ama biz, aynen biz akupunkturu rutin olarak uyguluyoruz. Ve gerçekten de geri dönüşlere baktığımızda gayet perfect etkiler alıyoruz. Harika. Peki çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Hakan Çoksever hocamıza. Biz reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra Perihan ablamla birlikte mutfakta buluşacağız. Sizleri de bekliyoruz. Evet Çağla'yla yeni bir günün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Mutfağımızda sevgili Perihan ablamız vardı. Neler yapmıştık? Şöyle bir bakalım. Evet bugün kabak çanağında kıymalı semizotu yaptık. Oh. Güzel sağlıklı bir yemek. Çok da güzel görünüyor valla ellerine teşekkür sağlık. Ayrıca de peynir altı suyu yaptık. Evet güzel yaptın sen güzel kestin onu. Bir türlü kesilmedi. Çok güzel kestin. 5 tane limon attı içine. Yok. Ama oldu sonunda kesildi mi kesildi? Bir tane limon. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok her zaman bekliyoruz. Bu nedir? Tamam. Peynir altı suyunun suyu bu. Bu da şey. Kendisi loru. Çok iyi. Peyniri. Peki, bunu kahvaltıda yiyeceğiz. Onu da hamur işlerinde kullanacağız. Hoca gitti ya artık hamur işini söyleyebiliriz. Ya inanamıyoruz. Çok şeker. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ellerine sağlık çok efendim. Sağ yayınımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize lütfen çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.